başladı. Yiğit çıkardı. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor'da dün akşam yine heyecan doruktaydı. Güzel bir atış. Nagihan ve Yağmur arasında sinirler neden gerildi? Sahra ve Elif arasında tansiyon neden yükseldi? Sayıları kim aldı ki? Sen mi aldın? Sahra. Sen mi aldın? Ne konuşuyorsun? Pek mi aldı? Burası neresi? Gönüller takımı mağlubiyetin nedenini neye bağladı? 9-6'dan da 10'a 9 vermesi maalesef o da acemilik. Yağmur kazandığı oyun sonrasında ünlüler takımına neden tepki gösterdi? Biz de hatalıysak yapmayalım. Nagihan oyun sonunda gözyaşlarını neden tutamadı? Artık gerçekten sinirlerim bozulmuş durumda. Survivor 2018'e gönüller takımından veda eden isim. Gönüller takımından hangi isim Survivor'a veda etti? Nagihan'dan herkesi şoke eden teklif. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Cumali ünlüler takımına mı geçiyor? Karar takımın içinde verilmiş sesleri diyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Karşınızdayız efendim. Hakan Ural ve İhsan Tarkan'la birlikteyiz. Yani Survivor tarihinde belki de elenen isimlerin en az konuşulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Funda evet veda etti lakin Nagihan'ın konseydeki talebi geceye güne Survivor'a damga vurdu. Cumali acaba ünlülere geçecek mi? Geçmeyecek mi? Geçerse ne olur? Geçemezse gönüller takımı takım olmayı başarabilir mi? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Elbette ki baraka oyunundan da ödül oyununda bahsedeceğiz. Lakin şöyle bir haberimiz var. Acun Bey'in bu konuyla ilgili hem Sema'nın sağlık durumuyla ilgili hem Cumali'nin ünlülere geçip geçmeyeceğiyle ilgili bir açıklaması olacak. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız deyip Hakan'a ve İhsan'a döneyim. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Teşekkürler. İyileştin mi İhsan? Değilim. Burası da buz gibi. Biraz da ısınır herhalde. Yaşar'cığım klima lütfen. Hasta ya İhsan evet, biraz. Oğlum şurada bir şömine. Sesim gitgide gidiyor. Ama şey yani gerçekten gündem çok karışık. Ne konuşacağız derken bir anda dün gece bir talep geldi. Aslında Nagihan'ın talebi gibi duruyor. Hı. Sen de öyle anons ediyorsun ister istemez ama bu gönüller takımının bir talebi anladığım kadarıyla. O sözcü. Evet, sözcüsü oldu. Bir kere çünkü Sema yanmıştı böyle. Ünlüler takım adına konuşmuştu. Arkadaşlar siz niye konuşmuyorsunuz demişti. Evet. Burada da böyle oradan Sema'yı savunmuştum. Burada Nagihan'ı savunmak istiyorum. Yani bir talep varsa muhtemelen hepsi oturmuşlar konuşmuşlar. Evet. Hakan'ın dışında ve Cumali'nin dışında bir talep. Ama niye diğerleri orada bir şey söylemiyor? Söylesinler, ben Sema zamanında da kızmıştım takım arkadaşlarına. Hani biz senin yanında izlemiyoruz. Hiçbirinden bak çıt çıkmıyor. Ya çünkü şey bir talep. Bir kafa sallama bile yok ya. Çünkü zor bir istenen şey bugüne kadar söylenmemiş bir şey. Zor bir şey isteniyor. O yüzden de sessiz kalmışlar. Nagihan da hani kim dile getirebilir? Orada böyle bir şeyi Hakan işin içinde olsa Hakan dile getirebilir. Hı hı. Hakan olmadığı için Nagihan dile getiriyor. Çünkü Nagihan'ın daha önce talepleri oldu ve gerçekleşti. Hı hı. Yani belki gerçekleşmeyen talepleri de oldu bilmiyoruz ama biz gerçekleşen bir talep olduğunu biliyoruz. Neydi? Karşı tarafa geçmek evet. istiyordu. Ve o talebi gerçekleşmişti. Yeni bir taleple geldiler. Ama Nagihan değil, bütün takım olarak düşünüyorum. Ama ne olur, Acun abinin bir açıklaması var. Benim bir fikrim var. Hı hı. Eminim Hakan abinin de fikri vardır. Ben mesela hemen bana dün gece daha böyle uyumaya hazırlanırken bir anda böyle tekliften sonra şeyler geldi. Mesaj yağmuruna tutuyorum özellikle Instagram'dan. Ben birçoğuna da benim fikrimi yazdım. Hemen sıcağı sıcağına yazdım. Gösterebilirim de. Ama ne güzel. Evet yani benim fikrim şudur diye. Şöyle olacaktır diye. Tahminim diye. Açıklama, ya Acun abi de bir açıklama yapmış. Benle paralel bir açıklama. Ama hala net bir şey yok. Yok. Yani geçiyor mu geçmiyor mu biz bir şeyler bilmiyoruz. Herhalde perşembe günü öğreniriz ama sizin yorumlarınızla bazı şeyler şekillenecek gibi. Acun Bey'in de açıklamasını az sonra vereceğiz. Daha net kafamızda bir şeyler oluşur. Sen ne diyorsun Hakan bu yaşananlara? Hani ya, vedayı konuşamıyoruz, baksana halimize. Aynen. Şimdi insani buldu. Şimdi bir kere Nagihan'ın ağlamasından çok etkilendim. Hı hı. Nagihan şey bir karakter çünkü. Hani iddialı bir karakter, dominant bir karakter. İlk gönülleri geçtiği günü
Hatırladım ben onu. Yani çok mutlu, çok iddialı geçti o falan diye. Gerekçelerini çok makul buldum ben. Hani açlık olarak Hakan da mesela orada bir röportajında şu biz Hakan'ı da ben biliyorsun çok eleştiriyorum yaptıklarıyla alakalı. Dedi ki o kadar açız ki ben hayatımda ilk kez söylediğim ne anlama geliyor? Bir sonraki cümleyi ne diyorum? Yani birleştiremiyorum dedi. Nagihan ağladı. Diğerleri de artık kendilerinden şüphe edecek kadar kanaat sahibi olmuşlar. Bu çok önemli bir şey. Bir şeyliği yaparsın ya da yapmazsın. Sonucuna katlanırsın. Ama en azından onlar o durumdan kurtulmak için kendileri dışındaki bir etkenden medet umuyorlar. Bunu da dile getirdiler. Hakan orada bunu bilmiyor olmuş olması mümkün değil. Ama belli ki nezaketen dedi ki ben bu adam benimle ayrıcalıklı bir ilişkisi var. Beni bunun hani sizin bir arada cumali konuşmanızın dışında tutun dedi ki o opsiyonunu kullandı. Hakan da orada şey diye eleştiriliyor biliyorsun. Niye kardeşim hani hiç konuşmadın madem böyle diyordun diye. O da farklı bir tercihtir onu kullanmıştır gibi gibi ama ben şimdi bu bir yarışma. Hiçbir zaman asla dememeyi öğrenmiş bir adamım. Ama her türlü karşı fikirlere saygım var. Yani birisi bana dönüp dese ki hayır abi o da öyle olmaz. Çünkü bunu bozar derse saygı duyarım ama benim şeyim yok. Yani makuliyet içerisinde insani olan her şey hiç sıkıntı yok. Ben Acun'u şeyde de çok takdir ettim. Şimdi o kadar zor bir mekanizmanın başında duruyor ki bu adam zaten ne yapsa yaranamıyor. Ve ömrü de bunun böyle geçecek. Acun bastonla Survivor'u sunsa yine ona sallayacaklar yani. Bu bir şey yani bizim genetiğimizde olan. Her şeye yani futbolcuya da o kim o ne yapar ki diyoruz işte sanatçı da aman bu da sanatçı mı diyoruz iş adamı da aman bu da dolandırır maalesef yani bu aynen o yüzden ben şuna bakıyorum arkadaş şimdi bu çocuk maalesef denge bozuyor şimdi bu bir gerçek ben Cumali'ye kötü bir adam demiyorum işte atıyorum sana şu bu demiyorum ama bu ben de orada o Cumali'nin yerine Cumali'yi çıkart beni koy ben de denge bozarım ben de alamam. Benim öyle bir performansım onlar gibi böyle uçayım fışkırayım yok. Parmak ucumda giderim. Abi derler sen de hoş geldin seni de seviyoruz ama bu ne halin derler ya. O zaman şöyle denge bozmasına izin vermesinler gönderselerdi yazsalardı. İşte eyvallah hani o kısımları zaten muhakkak ki burada konuşurken evet. Beyin fırtınası yapacağız. Benim gönüllüler takımından anladığım kadarıyla Hakan'ın duygusal bakış açısını çıkartıp ayırıyorum yani akıl mantık. Beyin fırtınası yapmışlar ve şöyle bir karara varmışlar. Abi bizim en büyük sorunumuz Cumali'denmiş. Doğru yanlış eleştiririz Acun kabul eder etmez falan filan. Diyorlar ki biz bu çocuğu bir külfet görüyoruz performanssal anlamda. Madem öyle bir de orada görelim diyor. Madem öyle biraz da orada dursun diyor anlıyorum ben onu. Ben Acun olsam benim kişisel fikrim kesinlikle denerim. Denemese de. Eğer bir şeyler deneyecekse deniyor ve demeye de devam edecekler. Denese de diyecekler. Ben şuna bakıyorum. Şimdi İhsan'a şunu da soracağım. Gerçi sen sorarsın da muhakkak ki. Ya bu kadar devam nasıl edecekler? Nagihan şu lafı etti bana ki ben de aç kaldığım zaman hiç çekinmez bir adam olurum. Diyor ki bench'ten hızlı kalktığımda başım dönüyor diyor. Yani bırak yarış enerjisini. Bench'te diyor oturuyorum. Yarışacağım stretching yapmak için diyor kalkıyorum başım dönüyor diyor. Beslenmeme hale bak. Peki aynen. Arkadaşlar soru soruyorum. Bu şartlarda bu arkadaşlar bu fiziksel bilimsel koşullarda kendilerini ben demiyorum onlar diyor. Nasıl bu şokellalar, krosanlar, peynirler, meyve suları tüketen insanlarla nasıl baş edecek? Ben bunu ama, soruyorum. Tamam konuşuruz anladım ama tek bir kişiye de bağlamak ne derece doğru ben onu değil. Tartışmamız gerekiyor. Yok, ben, ha, Cumali tabii, orada hedefe burada, konuldu o tarafa ben, gitsin bak, oldu. Ben sana söyleyeyim 3 tane kahve içtim. Çok severim. Güzel de bir kahvaltı ettim. Jilet gibi afiyet böyle. Olsun. Bak ne güzel konuşuyorum değil mi? Ama onlarda yok bu. Hani onlarda bu yok yani. Ve onlar diyor. Ya onlar şu an tamamıyla bilincini bak Hakan Hatipoğlu gibi bir çocuk diyor ki ben hayatımda ilk defa cümle kurarken bir sonra kuracağımı unutuyorum diyor. Şimdi biz istediğim kadar ahkam keseyim burada. Ölüm falan yapayım ama bunları durumu bu. Ama şöyle de bir gerçek var ki maalesef söylüyor diyorum. Çünkü yine de Baraka ödülünü de kahvaltı o muhteşem ödül.
ödül muhteşemdi. Kahvaltı ödülümü de kaybettiler. Elbette ki yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Çünkü ilerleyen dakikalarda Cumali ile ilgili kararlarını ve yorumlarını da soracağım elbette Hakan'la İhsan'a. Ama bir başlayalım oyunlarla. Kahvaltı ödülüyle başlayacağız. Nagihan ve Yağmur arasında yaşananları göz atacağız. Ver be! Evet Berna. Sağra güzel vurdu. Bir daha. 5-3. Mükemmel bir geri dönüş. 5-1 oldu. Hadi profesyonel sporcu değiliz. Bak hayır ne geç birimiz tamam, değil. Tamam sen oradasın biz ikimiz birbirimize pasta çıkacaktık. Hayır çıkacaktım. Biriniz topa değdiniz birinizin değmesi lazım. Ben oradan koşup değiyorum. Ben değdim değil sen de değdin. Sen de komşuna değmek için. Ben koştum zaten onu diyorum. Tamam kapat. Bak sen abla kabul et bitsen abla bazen bazı şeyleri ya. Hayatım. Hayır şuradan topu atıyorum çarpmadı şuradan. Ben sana bir şey demiyorum ki. Şuraya atıyorsun. 2.34 erkek filesi değil ki bu vur yani yukarı. Tamam ya tamam. Top buradan. Of. Buradan kenara gidiyor. Ya neyse tamam. Ben de yaptım. Onu diyorum işte. Bizim hatalarımızı biliyor musun? Evet. Sen de iki tane servis kaçırdın tamam, kaç tane. Tamam bunu söyleyebilirsin Nagihan. Tamam, hayır, bunu mu bekliyorsun yani? Sen de söylemedin ki. Benim demek istediğim aldığımız sayıyı verdik. Benim hatam koştum ama birinizdeyse tamam. Benim koşmamam gerekiyordu oraya. Tamam yapabiliyor hatalar yapabiliyor. Bunu daha sakin şekilde abi. Söyleyebilirsin. Ne güzel 3-0. Tamam arkadaşlar tamam. Tamam hadi. Biz hatalarımızı biliyoruz zaten. Aynen ya. Üzerinin altını çize çize gözümüze sokmayın şu hataları. Tamam. Tamam. Pardon. Tamam. İyi ki tamam. İki tane sayı aldın. Tamam. Arkadaşlar lütfen ya. Arkadaşlar tamam. Biz de bir... Tamam. Lütfen kimse konuşmasın. İhsan seninle başlayalım dilersen. Tamam. Hem bir oyunu değerlendirmeni istiyorum. Bir de hani bu Nagihan, Yağmur ve Birsen arasında bir husumet var. Az çok bunu hissediyoruz ama sözlere döküldüğüne yeni yeni tanık oluyoruz. Ne diyeceksin? Şimdi mesela basit gibi gözüküyor şuradaki kavga ve başlarda oluyor. Daha durum 5-1-4-1'ken oluyor. Hı. Ama şöyle söyleyeyim. Maalesef 10-9 kaybedilmesinin nedeni bence bu kavga. Öyle mi? Neden? Çünkü şimdi iki takımda da iyi oyuncular, kötü oyuncular. Ben bir de voleybolcuyum. Çok iyi anlıyorum. Eyvallah. Yani şöyle izlediğim zaman şimdi sahanın bir kere hepsinin en iyisi Adem. Bak bütün kadın erkek orada kim oynuyorsa voleyboldan en iyi anlayan şu an benim gördüğüm Adem. Sonra Sahra, sonra Ümit Kara, sonra Yağmur. Bu dört tanesi de çok iyi oynuyor. Hakan da iyi oynuyor, işte Hilmi Cem de çok iyi oynuyor. Evet bir şeyler veriyor ama bunlar biraz fark yaratacak şekilde oynuyorlar şimdi. Bu tarafın yıldızı bence Yağmur iken kızlarda, kadınlarda. Bu kavgada Yağmur ister istemez ben de dün dedim hani voleybol oynadığım zaman biraz daha fazla sesim yükselir benim. Çünkü etraftaki biliyorsun. İnsanlar anlamıyor ve ya şöyle yap böyle yap diye daha fazla kendim veriyorum. Yağmur da benzer polemiklere giriyor. Burada Nagihan, tabii ki şimdi Nagihan daha iyi bir survivor. Düşündüğümüz zaman ortalaması daha yüksek, tecrübesi daha yüksek, yaşı daha yüksek. Ama burada Nagihan sen iyi değilsin mesela. Şimdi burada Yağmur daha iyi. Dolayısıyla Yağmur burada da sesini çıkaramadığı için orada da biraz ezildi takımı karşısında. Ben burada Yağmur'u tutuyorum mesela. Dolayısıyla en kritik maçta Yağmur çıkmadı. Dediler ki kızlarda kim çıksın, evet. Kadınlarda kim çıksın, Damla'yla... Nagihan çıksın dediler ya alakası yok ya alakası yok yani ikisinin çıkması ve evde çıldırdım ben şimdi gönülleri tutuyorum artık tabii. Yani bir yemek yesinler istiyorum bir şey istiyorum tabii. Ya olacak şey değil yani tamam bu oyunda Nagihan'ın çıkması bir facia şimdi topla alakası yok Nagihan'ın tamam burada bu sesi yükselterek burada bastırdılar kızı sindirdiler ve dolayısıyla buradaki sindirmeden dolayı ileride o çok kritik oyunda Yağmur'u yediler oyundan ve belki de gönüllerin yine kaybetmesine neden oldular. İşte bazen şeyi konuşuyoruz ya orada bir Ümit Karan yok orada. Mesela ben orada o adada olsam şu takımın içerisinde olsam ne diyorsunuz ya derim. Saçmalama. Yağmur çık sen. Ne kadar fırsatı varsa Yağmur'u oynatmaya çalışırım. Tabii. Veya anlayan kimse onu yapmaya çalışır. Yağmur neden bir şey söylemiyor? İşte burada sindirildi zaten. Yani sessiz kalıyor sonrasında da sessiz kaldı. Tamam oynamayayım dedi kenara çekildi. Çünkü burada öyle bir sindirdiler ki normalde bu kızın oynaması lazımdı. Bundan sonra devam etti. Mesela daha ileride çok ilginç tespitlerim de var. Mesela bir ara Adem'i oynatmamaya çalıştı. Evet. All Star'da da. Ona da inanamadım. Yani Ümit Karan'la Mustafa Kemal mi çıksın? Yiğit diyor ki bilmem ne çıksın. Aslında orada da gizli şeyler var. Şimdi biz o tarafın ne olduğunu hiç bilmiyoruz ya. Aynen. Hiç konseye çıkmadılar. Tabii. Oradaki parçalanma nasıl oluyor bilmiyoruz. Ama şu oyunda yani Adem'i oynatmamak cinayet. Yani adam yani neredeyse profesyonel voleybolcu gibi oynuyor. Ümit Karan'la Adem çıkacak belli yani. Adem bir çıkar Ümit Karan iki çıkar o takımda da. Diyorlar ki Ümit abi çıksın. Yanına da Mustafa Kemal çıksın. Yiğit diyor öbürü çıksın falan. Adem de şok yaşıyor orada. Nasıl yani diyor hani.
Sonra eğrisi doğrusu buldular. Adem'i çıkardılar. Ünlüler de o şekilde kazandı. Eğer onu da çıkarmasaydı kazanamayacaklardı. Ben onu da söyleyeyim size. Ya buna rağmen ama ünlülerin kazanması. Evet yani. Bak buna rağmen hani senin söylediklerine rağmen. Benim söylediklerime rağmen zaten orada Adem çıktı. Adem Ümit Karan çıktığı için kazandılar orada. Son oyunda da oynadılar zaten. Ondan sonra nasıl oldu? Sayı vermeden neredeyse kazandılar. Ama gönüller yine burada tecrübesizliğine geldi. Yani burada deneyime, yaşa, egoya bakmayacaksın. Kim? En küçüğünüz Yağmur mu? En iyi oynayanınız Yağmur mu? Yağmur seni dinliyoruz. Sen anlat, sen oyna diyeceksin. Onu yapamadılar işte. Bir türlü beceremediler. Ya Hakan şurada hani biz hep konuştuğumuz şey var. Bu, dünkü oyunların hepsi takım oyunuydu. Voleybol da öyle. Yanılıyor muyum? O barakada da. Evet. Hani hepsi birbirinin iletişiminin kuvvetli olmaz. Evet takım oyunlarıydı. Burada ondan mı kaybettiler sence? Ya şimdi mesela ben burada onlar tartışıyorken Hakan'a baktım. Hı. Mesela biz Hakan'ı hep nasıl görüyorduk bench'te? Sorumluluk alan, aman çok kızma takımı düşürüyorsun. Çok tartışma takımı düşürüyorsun iddiasıyla herkese müdahalede bulunuyordu. Hı. Bir kere Hakan vazgeçmiş, çökmüş orada yani. Hiç onların tartışmasına bakmıyor bile. Ki kritik 4-3 orada oyun. Hı hı. Bunun dışında da Yağmur'un potada olmasına rağmen... Ki insanı demoralize eder o. Hani gideceğim mi? Değil mi? Yani kalacak mıyım? Psikolojisinden gayet uzak. Motive sanki hiç potada değilmiş heyecanıyla. Şu verdiği performansa ben saygı duyuyorum. Mühimdir. Çünkü mesela ben böyle bakmayayım. Herkes kendine göre bir egomuz var. Beni de haksız yazdılar mantığından bir psikolojiyle. Daha düşük performans verebilirdim. İhsan'ın da dediği gibi çok fark edilebilir bu oyundaki kalitesini koymuş. Ona rağmen tercih edilmemesine bile baskınlıktan buradaki 4-3'teki şu tartışmadan hani geride kalmayı tercih etmiş ama tabii olan takımı oluyor. Buradan şunu anlıyoruz. Tabii ki Cumali bir etken ama salt Cumali değil. Yani onların stratejik olarak birbirlerine çok minik nüanslarda yapmış oldukları hatalar da kaybetmelerine neden oluyor ve hala bunu çözemiyorlar. Ve çözebilecek gibi de değiller. Yani mesela bittikten sonra, kaybettikten sonra şu öz eleştiriyi de yaparken görmedim ben onları. Evet kaybettik. Oysa ki işte 6-1'den 9-6'ya, 9-7'ye gelmiştik. Yani bir adım uzaklıktaydık. Evet öyle böyle ama burada kendimize de bir kabahat arayalım. Mesela biz Yağmur'u niye çıkartmadık, şunu şöyle niye yapmadık gibi tatmin edici bir öz eleştiri de görmüyorum. Bu da ne anlama geliyor? Onlar hala hatayı tek bir kişiye yüklemiş ve onun üzerinden inandıkları için... Hani senin benim koyduğumuz mantık da onları inandıramaz. Gelecekle ilgili ben onların performansı bir de şey olur biliyor musun? Hani bir yerden geçerken 5 defa ayağın takılsın. 6.'da düz yolda ayağın takılır. Abi burada takılacak mıyım diye de. Öyle de bir şey çöktü bunlara yani. Böyle bir kara bulut çöktü yani. Birsen'i ne diyeceksiniz? Ne gibi? Yani Nagihan'la orada yaşıyor. Nagihan'la Birsen'i hani bir arada hep görüyoruz. Evet. Hani hiç sesini çıkmazken burada hani Yağmur'un Birsen'e biraz yükseldiğini ve hani... İlk kez bir senden bir şikayet duyduk mesela. Ya şey, ben onu şuna bağlıyorum. Yani 9. oyunu kaybediyor oluyorlar. Gün olarak kaç güne tekamül ediyor bu ben bilmiyorum. Artık ya. Davranışlarına da fazla anlam nacizane yüklemeyeceğim. Çünkü o zaman onlara ben haksızlık etmiş olurum. Çok net kabul edilebilir hatalar yaptıklarında aa bu yanlış diyeceğim. Çünkü onlara da bu haksızlığı yapmak istemiyorum. Ben Nagihan'ı hıçkırarak ağlarken gördüm. Açım diye. O kadar güçlü bir karakter. Hıçkırarak ama. Ve hani dururken de ağladı. Konseyde de ağladı. Arkadaşlar arasında da ağladı. Bayağı bir travma yaşıyorlar şu an. Ve şeydi yani kaybediyoruzdan ziyade açız diyor. Hilmi Cem dedi ki açım diyor yani. Ya canım benim gel dedi. Sana bir kıyak yapayım. Bu kıyağımı da hayatım boyunca unutma. Yoksa hakkın rahmetine doğru. Allah korusun. Al bak iç onu. Geçmiş olsun. Bardak İyi dursun orada ben alırım. Kadıncağız yazık bir de hani şey o kadar nezaketli ki bir de kadıncağız bize rahatsızlık veriyor diye şey, öksürmemeye çalışıyor. Olur mu? Öksük möksür tutma. Biz de nereye gidelim sizi rahat rahat öksürün. Tabii tabii. Siz de rahat rahat öksürün. Aynen peki, aynen. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa yani. Geçiyorum bir sonraki konumuza. Aynen. Bu kez Sahra ve Elif'ten bahsedeceğiz. All Star'da da ben de hala All Star diyorum. Ünlülerde de küçük bir atışma oldu. Bir bakalım neymiş sonra devam edelim. Her şeye giriyorsun. Her şeye girmiyorum. Söylediğin şeyi biliyorum. Sana ne? Ne demek sana ne? Sana ne? Hayır. Ne? Sana ne? Oyun oynayacağım. Yapma. Herhalde onu
da düşüneceğim. Tamam hadi aynen. Sakin olun. Alın. Ver o zaman takım diye konuşmayın. Hadi yine. Ya hadi oyununu bas. Tamam. Kim aldı ki? Sen tamam, mi aldın? Sen mi aldın? Ne konuşuyorsun? Tek mi aldın? Ne konuşuyorsun? Alabiliyor olsaydın zaten ikili de alırdın hadi. İkili de alırdın derken. Voleybolcu mu var burada? Şimdi artık hani ünlüler o kadar takım takım ki aralarındaki böyle küçücük şeylerden acaba ne var diye soru sormaya ihtiyacı hissediyoruz. Aynen çünkü öyle. Bir, ama İhsan da söylüyor. Hepimiz aynı fikiriz. Bir konsey yaşamadılar. Hep kazanıyorlar. Niye kavga etsinler ki? Tabii tabii. Yani sadece bu da oyun yüksekliğinden kaynaklanan bir şey gibi. Ama yine de bir yorumlayalım istiyorum ben. Ne oluyor Sahra ile Elif arasında İhsan? Bunlar sence? Aslında işte ünlüler takımın nasıl dağılacağına bize ipuçlarını veriyor. Yani çünkü onlar doğru. Da bir yerde parçalanacaklar. İlla 3'e 5'e bir yerlere parçalanacaklar yani. Nasıl bu taraf şu an 3 parça? Aynen. Onlar da kaç parça acaba? Ama şimdi şöyle bir şey var. Sahra ile Elif'in pek şeyleri tutmuyor. Elektrikler tutmuyor. Belli o ya. Tutmuyor. Artı voleybol oyunda şimdi Sahra en iyisi ya. Özellikle kadınlarda sahadaki en iyisi. Başarılıydı. Elif kötü değil çünkü. Elif de fena değil voleybolda. Ben çünkü geçen sene gittim voleybolda. Elif vardı karşı tarafta oynamıştı hatta. Çok kötü değil. Şimdi orada kötü olanlar kimler? Şimdi oynayanlardan Merve kötü mesela. O kadar iyi değil. Ama kız canla başla oynuyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü voleybol öyle bir şeydir abi. Yani herkes beceremez. Ve elinden geleni yaparsın. Mesela kolay gibi gelir. Ben de basketbol bilmem ama arkadaşlarla da oynayalım deyince elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama Merve 7'de de 5 yapmış. Kötü de değil yani. Hep Sahra'yla çıktılar ya. Ondan diyorsun. Şimdi onlar ikili oldular. Mesela şöyle bir şey. Çok kritik maça. Mesela ünlüler takımında da ben şimdi Ümit Karan'ın yerinde olsam. Ne kadar tartışsalar da çok kritik maça Sahra'yla Elif'i çıkarırım. Çünkü ikisi de anlıyor voleybolda. Ve yani takımsa konu orada şey değil, egolar değil. Ben Merve'yle eşleşmişim. Biz seninle çok iyi anlaşıyoruz. Ben hep Hakan abiyle çıkacağım programı. Öyle bir şey var mı? Hafta sonunda Semih'le çık diyorlar bana mesela. Akşam şeyim varsa ekstraya da çık. Tabii tabii yani her şeyin kendi içinde dengeleri var. Doğru. Aynen yani şimdi orada tutturmuşlar mesela Sahra iyi diye Merve'yle çıkıyorsun. Merve o kadar iyi değil. Ve takım söz konusuysa. Siz orada Elif'le de çıkmanız gerekiyor. Doğru. Orada böyle bir orada da onların ama arasında bir ama İhsan aynı dili konuşmak önemli değil mi? Mesela Sahra ile Elif orada paslaşmalarda hani kimin nasıl hareket edeceğini önceden kestirmek arkadaşlıkla doğru orantılı bir şey yok, değil midir? Yok o başka bir şey bu. Peki. Başka bir şey. Yani sen adada çok iyi anlaştığın bir adam vardır. Mesela Anıl'la Hakan hiç anlaşamaz ama voleybol oyunda uyumu var. Çok iyi oyun oynarlar. O, yani. O bambaşka tabii. Bir şey yani. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi burada Seman yoktu iki oyunda da. Evet. Yani çok en başarılı hanımlar arasındaki yarışmacı. Sema'ya rağmen mi kazandılar? Sema olması yoksa bu oyunlarda sence bir şey değiştirmez miydi? Bu iki oyunda takım oyunu olduğu için ben Sema faktörü çok önemli faktördü. Bu iki oyunda çok önemli olmalıdır. Eyvallah. Sema'nın sağlık durumuyla ilgili bu arada ilerleyen dakikalarda acaba bir açıklaması var. Onu da paylaşacağız. Peki sence Sahra mı daha başarılı Elif mi Hakan? Ters bir soru sorayım. Yani ikisi. Senin de farklı özellikleri var. Böyle Sahra son iki haftadır bir dikkat çekici, baskın sonucu etki edici puanlar kazandırdı Allah için kız. Fakat zor bir hanım diye düşünüyorum onu ben. Yani ada yaşantısında ve kesinlikle mesela hani selamünaleyküm, aleykümselam ama ben Elif'le anlaşamaz dedim. Elif sonradan geldi ya. Bir de hatırla Sahra neden Elif geldikten sonra beni artık oyunlara çıkarmıyorlar diye isyan etmişti. Bravo. Birebir röportajında da söyledi bunu. Evet. Yani bir kere onların elektriği ne yaparlarsa yapsınlar tutmayacak. Dediği gibi İhsan'ın ilk kayıplarda da kıvılcımların geleceği yerler belli oldu. Yani Sahra ve Elif özelinde de bir kıvılcım gelecek, şaşırmayalım yani. İlle de bir neden olması gerekmiyor. Senin yine doğru tespitin gibi şu durumdayken biz ararken bile hiçbir neden olmaksızın bir şeyler yaşatıyorlar yani. İhsan sence? İlk kıvılcım Sahra ve Elif'ten mi gelir ikili arasında? Olabilir. Yani şimdi şöyle orada Berna'nın bence Elif'e bir yakınlığı var. Evet. Elif Berna'dan dolayı da Turabi'ye yakın olabilir. Yani doğru. Orasını düşüneceğiz zaman parçalanması mantıklı. O şekilde gider. Hani Turabi Berna ikili artık çünkü çok belli. Bir orada erkeklerin nasıl parçalanacağı önemli bilmiyoruz ama hani kadınlarda Berna ve Elif birbirine yakın. Sahra ile Merve birbirine yakın. Sema nerede durur bilemiyorum. Öyle bir şey olur orada. Görebilecek miyiz bugün? Kısmet. Hiç bilmiyorum. Görebilecek miyiz hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle seçmedeki yapılan hatalardan biraz bahsettik ama bir BTR'sini de izleyelim sonra devam edelim. Kızlarda kim diyorsunuz?
Kızlarda ben Nagihan Damla diyorum. Aynen bence de. Okay. Kesin. Nagihan Damla. Zaten bir sayı geldi. Ben servisleri yapıyorum. Hadi kızlar. Ben çıkacağım ama çıkmak istiyorlar dedim. Söyledim yani lütfen bana susun. Tamam değiştirelim dedik yine herkes. Ben söyledim değiştirelim. Ben demiyorum katım da susun. Ha, şeyden dolayı siz koordineliydiniz diye. Evet. Yani hep buraya umutla oturuyorum. Hala da umudumu koruyorum. Dün konseyde dediğim gibi bu takımda iyi bir potansiyel var. Ve biz bunu bugün az da olsa gösterdik. Yani bir takımın 6-1'den 9-6'ya getirmesi bence çok üst düzey bir işçilik. Ama 9-6'dan da 10'a 9 vermesi maalesef o da acemilik. Bir iki eksik eşleşme yapmış olabiliriz. İşte en iyilerde Yağmur'u veya Anıl'ı çıkarsak belki daha doğru olabilirdi ama yenildikten sonra bunu konuşmak tabii bir şey ifade etmiyor. Şu anlamda mesela Yağmur oynasa mıydı diyoruz. Final oynadı da Yağmur'un olduğu takım çıktı. 5-1 verdi erkeklere seti, ona giden seti. O yüzden erkekler de oyunu kurtaramadılar. Hakan'a da onu dedim. Hani şimdi en ileri çıkan kız takımı, en ileri çıkan erkek takımı kaybettikten sonra böyle yapsaydık, etseydik demek dünyanın en kolay şeyi. İşte biz o takımla, o eşlerle o sayıydık. %100 aynı şimdi. 6-1'den 9-6'ya oyunu ya. Daha oyunu veremezsin ya. O kadar morallisin. Sonra da best of'ta yanlış tercihler. Yine yanlış tercihler, yine yanlış tercihler. Ama biz de bunda faydalandık ve hakikaten son olarak Adem'le ben finale en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Muhteşem bir galibiyet oldu. Son dakika. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Acun Ilıcalı, Gönüller takımının Cumali'nin Ünlüler takımına geçmesi talebiyle ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Gönüller takımını güçlendirmek istedik. Birazdan Survivor Panorama'da. Cumali'nin geçişiyle ilgili dakikalar sonra açıklamayı biz de Acun Bey'in ağzından sizlerle paylaşacağız deyip Hakan sana döneyim. Hani Sema söylemişti hatırlar mısın? Biz hata yapmıyoruz, gönüller hata yapıyor, stratejik hata yapıyorlar, yanlış eşleşmelerde bulunuyorlar diye. Bu onun kanıtı değil mi bu konuşmalar sence? Best of'ta yapılan seçim doğru muydu? İhsan az önce söylediği gibi Yağmur'un, Anıl'ın daha fazla katılması gerekir miydi? Rakip söylüyor zaten hani normalde kazanan insanlar egosal anlamda ya ben kazandım onların kötü olmasıyla ne alakası var der. Ama burada kazanan insan bile onların stratejisi tamamen yanlıştı diyor. Yani İhsan'ın dediğine geliyor. Yani tartışmaya açık bile değil aslında. Da işte artık ben onların bu strateji yapamamalarını bile eleştirmemeye gayret edeceğim. Nedeni de şu. Çok açtık yani yapar. Hani karar mekanizmasını etkiler mi? Etkiler. Yani biz şimdi programımıza konuk alıyoruz. Sabah yaptığımız programları uzman. Yani psikologlar alıyoruz. Bazen diyetisyenler alıyoruz. Bazen iç hastalıkları uzmanlar alıyoruz. Onlar direkt diyorlar ki bilimsel. Aç kaldığınız zaman işte endorfin, mutluluk hormonu azalır. İşte ondan dolayı karar mekanizması dedikler bilimsel bir realite olduğu için nasıl o nasıl normale döner? Kazanmaları lazım. Peki bu şartlarda doneler kazanmalarına olasılık tanıyor mu? Tanımıyor gibi. Nasıl çözülecek? Allah Acun'un yardımcısı olsun ben. Ama bu yarışmada biraz da bu zorluklara göğüs germe yarışması değil mi? Ama benim Acun'un söylediğinden ben yola çıkıyorum. Acun diyor ki ben hiç böyle bir şey görmedim diyor. Ha, ben zaten görmedim de. Ha, o deyince ben daha çok ürküyorum. Üst üste bu kadar kayıp. Tabii şimdi mesela ben desem ki ilk defa ben böyle bir şey görüyorum. Beni kale almayın. Çünkü ben 2 senedir seyrediyorum. Ama Acun deyince korkuyorum. Çünkü bu adam var eden, bu formatı revize eden, başarılı kılan, sevdiren, İçinde yaşayan, sunan, bilen 10 yıldan beri mi? Hani olan adam ben ilk defa böyle bir şey gördüm deyince ben de ona itibar ediyorum. Yaşananlar ne olur diye sana döneyim. Yaşananlar ne olur diye bir soru var mı yani, bilemedim de. İhsan senin... Nasıl çıkacaklar? Yani mesela İhsan en azından hani bir beyin fırtınasıyla birkaç umut aşılasa bize. Kendisi mesela dese ki ya şöyle olursa bunlar toparlar şu falan... Sevineceğim ben. Ama sadece evet açlık da sadece açlığa bağlamak doğru mu sence? Hani burada söylüyoruz ya. Hani biz
Ya bir yerlerde bir hata yapmıyorlar mı insan? Yani hep kayıplarından bahsediyoruz ama sadece açlık değil. Yok strateji yani işte. Bir oyunu açlıktan, açlık. İki ayı açlıktan ama yok, iki yani ayı ne demekse. Yapıyorlar. Yani şimdi mesela işte şimdiki VTR'de ya izledik ne diyor orada? Kızlardan kim çıksın diyorlar. Best of'a çıkacaklar. Durum 9-7'de kızlardan kim çıksın? Murat Ceylan diyor ki bence Damla ile Nagihan çıksın diyor. Niye? Mesela? Mesela niye bunu söylüyorsun bu teklifi? Hı. Murat Ceylan bunu dedikten sonra da herkes evet 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 harika. Sence harika, Murat harika. Ceylan velev ki katılıyorum sana dediğin gibi yanlış cümleyi kurdu orada. Orada bir dakika ya Murat'cığım o değil böyle demesi gereken kişi kim? Hepsi yani hepsi o da, mi? Tamam aklı yerinde olan eyvallah. Biraz böyle düşünün niye demiyor olan, sence? Mesela şimdi İhsan. Yağmur diyemiyor 20 yaşında ve en gençleri tamam. Hani ben en iyiyim ya ne yapıyorsunuz diyemiyor. Tamam okey. Şimdi Murat Ceylan da böyle bir teklif sunuyor. Evet. Tamam. Hakan cevap vermiyor. Hilmi Cem cevap vermiyor. Belki de orada başka bir şey. Mesela Hakan cevap vermiyor. Murat'ı bir daha karşısına almak istemiyor. Hilmi Cem belki Murat'la ters düşmek istemiyor. Ne bileyim. Anıl herhalde muhatap olmak istemiyor. Yani hepsinin hatası var işte. Sadece şimdi Murat bu teklifi sunuyor. Murat hatalı değil. Yok yok tabii tabii. Orada herkes sesli düşünebilir yani. Nasıl onu aşacakları senden merak ediyorum. Bilemiyorum. Yani. Nasıl olacak yani? Baksanıza beden dillerine. Hakan bir köşede böyle oturmuş. Anıl orada sessizce duruyor. Şimdi yani ben, sonradan dahil olan Murat bir fikire sahip şunu olabiliyor. Şunu söyleyeyim. Ben diyet yapıyorum. Bu arada diyet yaparken yiyorum. Sen biliyorsun Allah razı olsun bana program veriyorsun. Diyet yapıyorum. Az yiyorum. Dün bana dedi ki çık yürü. Yok ya dedim. Çık yürü. Şey daha bizim. Çünkü halim yok çünkü. Bu arada da ben spora yani kendimi ben sporu yapmazsam dünyanın en mutsuz adamıyım. Yaparsam isteyin benden diyen bir adamım. Arkadaş elim kalkmıyor ulan. Şimdi dedim ki acaba bir çık bir yürüsem mi? Hava da fena değildi. Şöyle bir yalandan yukarı çıktım. Şort giyeyim de dedim falan. Fakat ona da halim yok. Şimdi onu bildiğim için şunu söylemeye çalışıyorum. İhsan'dan almaya çalıştım. Bu çocuklar bu halsizlikle, bu enerjisizlikle nasıl toparlayıp çok enerjili, zaten stratejik hata da yapmayan, bir de feci okuyorlar. Ben bu ünlüleri inanamıyorum. Cin gibi hepsi. Tur abi, Mur abi diyor ki onu alır. Biz bunu alalım buradan yapalım. Hani kafalar da feci çalışıyor. Çok da doğru eşleşiyorlar. Hiç kazanmamış hırsı var. Yani öyle bir oyuna çıkıyor. Ah, oğlum dur da bir yemek yesin. Hiç acıma ama yok. Ama onlara yani. Kaç kişi de gitti artık. Oraya, peki diyorum ki bütün bu şey yok. Ben bunları şundan anlatıyorum. Hani bu donelerimizi şöyle koyalım. Şöyle. Diyelim ki burada cep telefonu var. Burada bardak, burada da iPad. Şimdi burada da kağıt kaldı. Hı. Ne alacak ki bulalım diyorum. İhsan'a da hani. Şimdi burada bu var. Nasıl bunları ben merak ediyorum. Bilmiyorum. Keşke çözebilsek. Çözebilir misin İhsan? Nasıl olacak? Vallahi billahi yürüyemedim o da. Bir gün onlar yeri geliyor. Hiçbir şey de yiyemiyorlar öğün. Ben bu arada 3 öğün az az yedim diye bu hale düştüm. Bir de o parkurlardı. Ya yaptıkları hata o kadar şey ki. Mesela Ümit Karan veya bir başkası karşı taraftan bunların yaptığı hatayı, eşleşme hatasını görebiliyor. Nasıl? Hemen görüyor. Cin gibiler. Oyun biter bitmez Acun abi diyor ki ben anlayamadım sizin bu yaptığınız eşleşmeyi diyor. Yani seyirci yüzlerine söylüyor. Ben işte izlerken ya çıldırıyorum evde görüyorum. Eminim benim gibi milyonlar görüyordur. Ne yapıyorsunuz siz diye. Peki bunlar nasıl göremiyor orada? Evet. Yani çok basit bir şey var ya. Yıldızlar, kadınlar da çıkacaksa Yağmur çıkacak 2 2 4. Bunun yani şeyi yok. Bana sorarsan da Nagihan asla çıkmayacak. Diyorlar ya son oyunda Yağmur çıktı da ne oldu? Kimle çıktı? Nagihan'la çıktı. Ya İhsan. Nagihan topla alakası yok voleybolda. Sana onu söylüyorum. Yanına koy Damla'yı veya bir seni. Daha iyi. En azından yani top döndürebiliyorsun. Nagihan'da o yok. Ve Nagihan'ın burada oynamaması lazım. Çok basit bir şey. Ben de diyorum ki Acun kendi tarzının dışına çıkarak senin gibi onların yaptığı yanlışı da yüzlerine artık konseyde söylüyor senin bu söylediğin gibi. Selamünaleyküm. Ona rağmen değişmiyor. Hani çok üzücü değil mi mesela? Hani dersin ki biz bunları gidelim çaktırmadan diyelim. Bunu bak bununla eşleşme bunu diyelim. Abi, hayır Acun onu alenen söylüyor yine aynı. Yine ders almıyorlar. Evet. Görüyoruz ondan sonra diyorlar ki tabii şimdi yenildikten sonra yanlış eşleşmişti demek kolay. Yani ne alakası var bunu demek kolay onu demek kolay. Bak ders çıkarmıyorsun hala. Evet ya. Yanlış eşleştik diyemiyorlar. Evet. Bir de niye sadece kadınların üzerine geliyorlar bu konuda? Sanki kendileri çok başarılıymış gibi. İşte ben hiç sadece kadınların ben sayı alamamasından bahsediyoruz. Farkında mısınız? Erkekler de sayı alamadı bakın, ki. Şöyle bana yakın girebilir mi? Şurada bak elimde bir liste var. Bunu göstermek istiyorum. Çok çarpıcı bir şey. Yani istatistikse bunu konuşmam lazım. Burada haftanın, bu haftanın ünlüler takımı ve gönüller takımı olduktan sonra. Bir daha göster istedim. Bir daha gösteriyorum. Yaklaşabilir. Bak şurada çok bir şey göstereceğim. Geldim. Bak burada ne var biliyor musunuz? Bu tarafta kadınlar listesi var. Bu tarafta erkekler listesi var.
bütün hafta oynanan oyunlarda başarı istatistikleri var. Şimdi kadınlarda okuyorum. Birinci, dün de dinledik, Nagihan. İkinci Damla. Üçüncü kim biliyor musunuz? Bir artık sen karşıdan biri olsun değil mi? Yok, Birsen. Ya, ne yapsın kadın? Bütün kadınlar sıralamasında ilk üçte bu beş kadının üçü var zaten. Ünlüler takımı. Evet. Ve siz dokuz maçı da kaybetmişsiniz ünlüler takımına karşı. Aslında belgesi ortada. Ya bak şimdi bak, çok basit bir şey var ortada ya. Üç tane kadın haftanın performans birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bir sen oyun kazanamıyor. O takım oyun kazanamıyor. O zaman erkeklerin... burada biraz İşte diyorum ya, sadece kadınlar üzerinden gidiliyor ama hata yani. Cüneyt hata. Abi'nin bir filmi vardı, hatırlar mısınız? Eski onu böyle caps yapmışlar. Böyle hayır diyor, ben yaptım, tak tokat atıyor. O diyor ki hayır sen yaptın diyor. Bu erkeklerin birbirini tokatlaması lazım. Dediğin gibi böyle bir şey olur mu? Hayır, bu kızların da her dakika performansı böyle de olmaz ha. Hazır böylesini yakalamışken bile, hani hanımların bu kadar etki ettiği bir oyun silsilesi yakalamışken bile ya Nagihan, sen yenemiyorsan. Nagihan ve Damla farklı birinci bir de ikinci. Her dakika bu takım çıkmayacak ki, genelde ben birebir yarışlarda sema faktörü de geliyor oraya. Zaten kız Tazmanyan canavarı gibi. O da yok. Bireysel performanslardan ziyade takım birlikteliğine yönelik oyun varken bile eğer ben muvaffak olamıyorsam, yazı tura attırsam bile paradik gelir bunların. Ne olacak biliyor musunuz? Allah yardımcıları olsun cümlesi tam onlara uygun olacak. Nagihan'ın söylediği gibi gözyaşları boşuna akmamış olacak ama umuyoruz. Bak hepimiz, yani gönüller artık bir kazandı. Ama orada da bir tezat var Nur Tuğba. Şimdi biz ne diyoruz? Önce sen çalış, iyi düşün. Aynen. Şimdi çalışan, iyi düşünen, iyi strateji yapan da ünlüler. O yüzden Allah doğrunun yanındadır diyorum ben de yani. Anladın mı? Yanlışını bile kabul etmeyip hala inatla o kibriyle hayır falan filan diyorsa birileri de kendi yarattığı gerçeği yaşayacak yani. Ha, ama şunu belirteyim. Burada bana göre her anlamda en zor işi olan kişi Acun. Yazık. Bu kadar insanın sorumluluğu, bu kadar şimdi çaresiz adam formatı yaratmış, bunu yapmış. Yani... Çocuk hani bir ne yapabilir yani, bu arada da ne yapsa da yaranamıyor, hani ne yaparsa yapsın da yaranamıyor. Ben hayatım boyunca tabii hep bunları 40-45'ten sonra öğrendim. Böyle çok bildiğimizi zannettiğimizi iddia edip böyle sonra affedersin kafamıza yiyip oturup aa diye, onun adına tecrübe diyorlar. Hayattaki en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Ben bu işi bilen insanlarla doğrusu neyse herkes için, izleyici için, prodüksiyon için, yarışmacılar için, daha heyecanlı kılmak için, zaten bu yarışmanın yapılma nedeni o. Doğrusu neyse karar verir yürürüm. Yok onu ver, oraya verme dedi. Yani böyle bir tabula hiç takılmam. Bakalım. Çünkü şöyle düşün, aksini düşün. Mesela çok basit bir soru soracağım İhsan'a ben. Çok tecrübeli ve bildiği için. Dört oyunda arka arkaya kaybederlerse ne olur? Nacizane basit soru. Ünlüler mi kaybederse? Yok canım. Ha, üst gönlüler. Üste gönlüler dört oyunda. Şimdi dokuz ya. O 14 olduğunda... Serumla gelecekler çünkü. 13'ü gördük biliyorsun. İşte serumla gelecekler, 14'te serum. Sen onlara da hala akıl mı vereceksin bunlar serum alırken kazanırsınız diye. Yani gidişat bu. Ötekiler bildiğin Çeşme'de falan yeni açılan plajlar vardır. Oralara parayla veriyorlar o locaları, macaları. Artık dalga geçiyorlar. Yiğit kilo aldım falan diyor. Tabii evet. Hani iş böyle, espriler o boyutta. Çünkü sen spor hocalığı da metabolizma biliyor ha. Ya enerji demek müthiş savaştırır. Ötekinin yağı yok abicim. Anıl'ın kolu şu kadar kalmış işte bak. Heh, şöyle bir kol yani çocuk. Çok zayıfladı. Şimdi sen bu çocuğa diyeceksin ki Ümit Karan'ı geç. Ümit Karan bir sırtlan gibi yani dolu dolu bir adam tamam çıkıyor. Tamam da yani. Ama oraya bak, Hilmi Cem gitti, Murat gitti, Damla gitti. Daha ne olabilir? Ha işte, ya o insanlar da çöktü. Hilmi Cem diyor ya, işte ben bir haftada kendimden geçtim. Damla diyor ki kilo verdim. Bravo, ben de sana diyorum ki bak, ben de sen derler ki Hakan Ural abartıyor, Hakan da amma egzajere ediyor şunu falan. Ben demiyorum, onlar diyor. Evet, ben onların dediğini diyorum. Mesela ben istediğim kadar yırtınayım. Kriter değilim ki, bu benim görüşüm, beni bağlar. Oraya yansımıyordur. E ne oldu Hakan? Yarışan adamlar, en iddialılar biz bittik diyor. Sayılamıyorlar öyle. Ya şaşırtıcı değil mi bu İhsan, Allah aşkına bunu da konuşalım hadi. Hilmi Cem Survivor'ın en favori isimlerinden bir tanesi. Çok iyi bir performansı vardı. Niye böyle oldu? Yani ne oluyor bu gönüllerin bir enerjisinden bir şey var? Ne oluyor, bir çözelim Allah aşkına. Yok ya, ben şey de yani eyvallah hani talihsizlik falan filan ama... Yemedikçe de o performans... Ya arabaya benzin koymadan gider mi? Allah aşkına ya. Ha, öyle bir kafa düşünsene mesela. Evet. Müthiş bir arabam var benim. Hani olağanüstü. Benzin koymadan böyle yapıyorum. Ya bu araba niye gitmiyor? Bana çok ağır Özkan Pektaş'ı çağırırlar. Bedava bir pakette
tedavi aldırırlar. Arabanın güzel olabilir, motorun olağanüstü olabilir. Benzin koyduğunda onun o özellikleri işte atıyorum 260-300'e çıkıp yeri kavrayıp gider. Benzin yok ki bunlarda. Tam da o benzinin de sağlanması için bir şeylerin de yapılması lazım. İşte ben sadece de, bu cumalenin gönderilmesi değil yani. İşte onu şimdi Acun bulamamış. Acun bilmiyor. Ben bilmiyorum. İhsan'ın da bilmediğini anlıyorum. Varsa bir bilen bize konuk da gelebilir. Samimi söylüyorum ben. Doğru. Varsa hani bir bunların böyle ama makul mantıkla böyle afaki. Bilen benim bir tezim var. Bunlar bu enerjisizlikle, bu moralsizlikle bu olayı yaşayabilirler. Size reçeteyi veriyorum. Bu desin vallahi bile ben onu öpeceğim yanaklarından. Var mı insan bir fikrin? Yok. Sessiz kalır. Aklın yolu bir çünkü. Hani bu ne masa? Şimdi yok sayarsam çarparım. Ya bu kadar net bir gerçek var yani. Yoksa yalandan şimdi bak böyle yapalım. Olabilir bunlar aşılabilir aslında ne var ki birden? İşte İhsan da desin ki ben sonra söyleyeyim dolayısıyla falan. Biz bunu yapalım akşam yine gördük yine geldik yine yalandan vır 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 falan yaptık. Her gün çıkıyoruz çünkü buraya. Bunlar serumla gelecek yakında. İnşallah öyle bir şey olmaz. Artık doğaya İnşallah kalmış. Maşallah. Ya doğaya şey. Ne yapayım söyleyecek bir şey bulamıyorum. İşte ben de öyle yani ben de bulamadığım için işte bulamamayı anlatıyorum yani. Peki. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Sene başından beri aslında tartıştığımız bir olay var ki o da tezahüratlar. Kim daha fazla bağırıyor, kimin sesi daha çok çıkıyor derken Yağmur bu kez isyan etti. Gelin atışı siz yapın dedi. Devamını izliyoruz. Yine düşürdüler. Yağmur atışlara başlıyor. Yağmur attı olmadı. Elif de geldi. Yağmur. Elif 1. 1-1. Yağmur 2 oldu. İki 3-2. Yağmur 3. Elif de 3. 3-3. 4 oldu. Yağmur 4. Yağmur 5. Olmadı. Elif vurdu. Elif'in son iki. Yağmur kazandı. Sakinleştirmeye çalışıyorum çocuğum. Çok ayıp yaptınız ya. Biz kaç oyundur bunu yapmıyoruz. Ortamı ya. Nasıl yapıyorsunuz? Voleybol oyununda yaptınız. Siz de yapıyorsunuz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. En son voleybol oyununda yaptınız. Ama öyle yapacak bir şey yok. Öyle yok. Hakan'ın sesini duymadınız. Ben geçen gün burada oyun oynarken Hakan'dan nasıl bir oyun yapıyordum ya. Hakan'dan nasıl bir oyun senin sesin de çok güzel. Hakan'dan aynısını yapıyor. Hakan'ın sesinden biz birbirimizi duyamıyoruz. Bak bu oyundan bahsediyorum. Tamam. Voleybolda da aynısını da oldu. Şey yapma. Bugün oynarken. Sarı abi sizin mevcut oradaydık. Ve inanılmaz derecede sizin takım deli gibi bağırıyordu yani. Tabii ki. Çok yakın olmuş. Hayır ben bağırmıyorum. Yok orada. Şöyle bir olay olmuştu. Hatırla. Yine Barak oyunu oynuyorduk ya. Ben Adem yapmıştım. Evet. Bu kadar yakını çarptı. Bu olayı durdurmuştum. Şurada. Kaç oldu şu an? Onlar bir tık kontrol edelim. Normalde bu tona çıkmamamız lazım. Hayır ya 7 oldu. Bu sefer çok yakın. Ayağı içeride. Böyle yaptı. Buna çıktı. Bu tona şey sen de her şeye rağmen hayatının kötü atışını yaptın. 3 tane 3 ama bir şey değil mi? Tamam da. Fark etmez. Zaten gelirken bir tane gelirken. Nasıl fark etmez? Yağmur. Sinan şimdi bunu anlattım. İşte onu diyorum. Normalde biliyorsun ama yemin ederim bir tane bile ses duymadım. Yemin ediyorum. Ben seni sakinleştirmeye çalıştım. Abi bir dakika. Herkes bağırıyor sana. Ben seni anladım. Hani Hakan da senin sesini duymaya çalışıyor. Berna ile Yiğit'i duyuyorum burada. Ben hiç böyle bir atış yaptım mı? Yok. Bu kadar dibimde. Gel beraber atalım o zaman. Çok yakın bu sefer. Hepimiz birbirimize yapıyoruz yani. İşte ateş düştü bir yere yakın işte. Şimdi sana düştü senin canını yakıyor. Çok iyi arkadaş. Geçen de bana aynısını yaptı. Dedi ya Adem bize yapmıştı. Birisi yapmıştı sizden birisi. Hakan yapmıştı. Hakan diyor zaten. O zaman hayır. O zaman Hakan'a yap bunu. Aynen. Anladın mı? Kiminle sıkıntı varsa ona aynen yap. Aynen öyle. Onu demek istedim ben de. Hakan mı yaptı sana? Hakan'a yüklenme. Görmedin mi ilk atışı? Dağlara taşlara. Hani yaparsın da dozajında yaparsın ya. Yiğit suyunu çıkar abi.
Beyti gördün mü? Evet. Bu İçime girdi ya. Bu ne hırs abi? Zaten yemekten kalktın ya. Dur destur ya. Madem Hakan sana yaptı, bekle Hakan'a yap o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bir yan ekran sorumuz var ama asıl sorumuz dakikalar sonra Cumali ile ilgili sizlerle paylaşacağız. Şöyle sorumuz. Sizce Yağmur tepkisinde haklı mı değil mi? Evet, hayır seçeneklerimiz. İhsan ne diyorsun? Bu konu tartışıla bitmedi. Şöyle şimdi takıldığım şey ne biliyor musunuz? Orada Adem başlatıyor bu lafı. Ateş düştüğü yeri yakar diyor. Evet. Arkasından Elif de diyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. Herkes böyle söylemeye başlıyor. Ben de diyorum yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar. Neden? Çünkü şimdi bunu başlatan All Star'ken bunlar. All Star'lar. Hilmi Cem, Adem, kim varsa orada Sahra her türlü bağırıyorlar. Dibinden böyle abartı şekilde. Çünkü onlar profesyonel ya. Daha doğrusu bu işi bir kere, iki kere veya üç kere yapmış insanlar ya biliyorlar karşı tarafı nasıl demoralize edeceğini. Bunlar hiç bilmiyorlar. Dolayısıyla üstünde yaşıyorlardı. Ben birkaç programda rahatsızlığımı dile getirmiştim. Niye bunlara müdahale olmuyor diye. Sonra sosyal medyada da bir dile getirildi. Sonra gün geldi, aynısını bunlar da öğrendi ve yapmaya başladılar. Başta Adem ve diğer arkadaşlar tepki gösterdiler. Hakan çok bağırıyor, öbürü çok bağırıyor. Ne oluyor ya, bu kadar da bağırılmaz falan filan. Ya arkadaşlar, o zaman dedim ki siz bu tepkiyi gösteremezsiniz. Çünkü siz yapıyordunuz. Aynen öyle. Siz yapıyordunuz bu tepkiyi göster. O zaman tepki gösteren insanlar bugün diyor ki ateş düştüğü yeri yakar. Ya niye? Sen geçen gün diyordun ya bu kadar bağırılmaz diye. O zaman doğru haklılar diyeceksin sen de. Biz geçen onlara kızdık çok bağırıyorlar diye. Bu olayı da biz başlattık zaten. Evet arkadaşlar biz de bağırma olayını abarttık diyebilirler. Niye demiyorlar? Ben o zaman da diyeceğim ki ünlüler takımı helal olsun ya. Kendi hatalarının farkındalar. Yok öyle bir şey de yok yani. Hem bunlar bağıracaklar. Karşı taraf bağırınca kızacaklar. Sonra tekrar bağıracaklar. Karşı taraf bu sefer kızınca da niye bağırıyorsun? Ateş düştüğü yere yakar diyecekler. Ne olacak bunun sonu abi? Ya zaten sana bir söyleyeyim. Hani bazı cümleler var. Dünyanın en haklı konusuyla ilgili de o cümleyi kursan yanlıştır. Benim bildiğim ateş düştüğü yeri yakar. Allah korusun. Allah korusun. İnsanlar evladını kaybeder, çoluğunu kaybeder, çocuğunu kaybeder. Bir acı yaşar, bir trajedi yaşar. Orada bir kere cümle baştan yanlış. Neticede bir oyun oynuyorsun. Hani o cümleyi hiç var kabul etmeyerek eleştireyim. Hani kronolojiyi. Dediğin gibi. Şimdi sen, biz hep ne diyoruz? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi bir başkasına yapma. Senin strateji adına uyguladığın, yani adına strateji koyduğun şeyi de strateji dediğin zaman birine kabul edilebilirliği olsun. Yani o derecede az incitsin insanları ki senin stratejine oyun içerisinde saygı duyabilsin. Evet ben böyle düşünmüyorum. Buna da katılmıyorum ama bu bir oyun. Strateji dersen bana beğenmesen bile saygı duymak zorundayım diyebilsin. Yani sen bir hani ayı yavrusunu severken öldürürmüş gibi böyle strateji adı altında tepesine çıkacaksın veya ne bileyim mesela ben şuna kabulüm. Hani oyatılıyor ya sepetin içine. Derim ki Nur Tuğba sen burada yapamadın. Seni burada hem yıpranmış görüyorum hem de maalesef takımına beklenen katkıda bulunamadığını düşünüyorum. Ben vesile olmam ama fikrim bu. Bunu da paylaşıp kutuya at. Nur Tuğba sen sıfır karaktersin. Şimdi bunu hani hiçbir yere koyamazsın yani. Hep o yüzden diyorum ki kendine yapılmasını istemediğim bir şey bir başkasına yapma. O zaman çok huzurlu, mutlu yaşarsın. Şimdi burada sen bunların tepesinden bağırmışsın. Sen bunu yapmışsın yani. Hani başlatan sensin. Sonra başına geldiği zaman reaksiyonu da sen veriyorsun. O zaman çok ağır bir egoizm çıkıyor ortaya. Yani ben yaparım, sen yapamazsın bir kere. Çok basit anlatımıyla. Ben istediğimi yaparım. Sen benim yaptığımı dahi bana yapamazsın. Bunu zaten hani konuşmaya bile gerek yok. Kız haklı burada. Ben hep şunu diyorum. Bir ölçü... de sayısını da aldı. Aynen. Ölçülerimiz olsun. Eyvallah yani. Ölçülerimiz yani kabul edilebilirlik artık neyse o yani. Şimdi bizde yine bir haber vardı bugün. Adam çilingire para vermesin diye oğlunu dördüncü kattan sarkıtıp camdan sokup şey aldı. Tövbe bismillah. Ama var böyle insan arka herkes hayatı kendi bildiğini anladığını ay, sandığı gibi. Şimdi oradakilerin de kendine göre doğru sandığı o kadar yanlış var ki. Şey diyeceğim, şimdi biz onu görüyoruz. Çocuk hayatta değil mi? Biz bir yan ekran yapsak adam haklı diyen %20 çıkar. Bravo. Bak öyle bir şey bu. Ay lütfen yok i̇şte, artık tam, ya. Aslında var ya bak trajikomik sen o kadar doğru yerden bakıp yakaladın ki ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz burada onların Survivor'daki koşullardan kaynaklı verdiği reaksiyonları değerlendiriyoruz ama hepsinin kendi doğrusu var ya işte o doğruları doğru bildikleri doğru aslında ne kadar yanlış olduğu konuşuluyor. Ondan hoşlanmıyor insanlar.
Ha beni ikna etmesen ne olur ki? Bana ne ki? Senle ben hayatımda ne arkadaşlık ediyorum, ne yemek yiyorum, ne evimde yaşıyorsun ne olur? Ben seni burada yorumlayacağım. Bir daha sokakta görürsem nezaketen merhaba diyeceğim. Ya sen benim hayatımda yoktun, ben de senin yoktum. Ama bu yanlışlarla hayatı yaşamaya kalkarsan bedeli ağır olur. Ben neden Ramazan adı dedim? Oğlum orada ne oldu? Bak geldim burada yarışmaydı öyle böyle falan. Ders almazsan sen orada benim gördüğüm saflıkta hayatı yaşarsan yarın gün iş kuracaksın. Baban sana yardım edecek birikimi vardır bir şey. Seni orada da kasıklarlar. Onun pardonu olmaz. Bir adamla yanlış bir imza atarsın adam dolandırıcıdır. Adamı almazlar seni cezaevine atarlar 8 yıl yatarsın. Biraz kurnaz olun. Biraz beyninizi geliştirin. Doğruları falan öğrenin. Empati yapın. Gözlemleyin. Birilerinden doğru sorun. Ya niye böyle dedin? Bu niye böyle değil? Öğrenin. Ha öğrenmiyor musun? Eyvallah. O zaman devamlı şöyle yaşa. Aa bu niye oldu? Aa bu da mı benim başıma geldi? Aa ne talihsiziz. Aa ne şanssızız diye yaşarsın ömrün boyunca derbeder gibi. Uzun hava çekersin yani. Sonuçlarını verelim o halde bu sohbetimizin üstüne. Sizce Yağmur tepkisinde haklı mı şeklinde bir soru yönelttik. Masadaki ortak görüş zaten belliydi. Bakalım sizlerin oranı ve yorumu ne olmuş? Evet %71, hayır %29. Şaşırdık ya, mı? Yok. Yani, bekle konuştuğumuz gibi yani. Ama ama bu çözülebilecek... Şaşırdın mı? Ne? Evet, şimdi fanatizm olduğu için... Tabii. O yani ünlüler takımında daha çok fan kitlesi olduğu için burada mesela %60-40 haksız da çıkabilirdi. Tabii doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun çünkü... Adem haklıdır. Ne olursa olsun. Ne yaparsa yapsın. Tur abi haklıdır. Tabii. Ümit Karan kesin haklıdır falan. Ne yaparsa yapsın. Öyle diyenler olduğu için. Var var tabii. Sonsuza kadar. Bazen o oylamalarda şey oluyor. Ben şeye de kızıyorum. Mesela adam baba yıllar yılı çoluğunu çocuğunu büyütmüş. Bebek bakmış taş taşımış sırtında falan. Adamın bir iki sene çocuklar da üniversite çağına gelmiş falan. Adamın böyle bir iki sene tarzı işinden oluyor falan. Maaş getiremiyor adam alamıyor çalışıyor falan. Onu da beğenmiyorlar. Onu da beğenmiyorlar. Peki böyle bir durumdayken birinin fanısın. Ben saygı duyuyorum insanları birini sevmesi kadar güzel insani bir şey olabilir mi ya? Ama kardeşim yanlışına niye yanlış demiyor? Hasta mısın böyle bir şey olabilir mi? Yanlış mı der? Eğer sen yanlışa yanlış demiyorsan hani Allah göstermesin biliyor musun? Bak silahtan tehlikelidir o adam. Allah. Tabii. Yorumlarınızı bize lütfen o yönde yapın. Diyeyim ben. Hayır. Panoramaya lütfen bak, o şekilde yorumlarınızı yapın. Diyeceksin yanlışa ki. Yanlışa yanlış değil. Bak şu. İhsan'ı seviyorum. Sonuna kadar İhsan'ı destekliyorum. İhsan'a oy da veriyorum. Eyvallah saygı duyuyorum. Bunda ne var ki? Ama İhsan'ın yanlışına yanlış diyeceksin. Annene babana yanlış demiyor musun? Kardeşine yanlış demiyor musun? Ne yaparlarsa anneciğim ne güzel iyi mi yaptın? Babacığım iyi mi yaptın? Sen eşine yanlış yaptığın zaman yanlış demiyor. O adamı sevmediğin anlamına mı? Böyle bir dünya olabilir mi? Düşsene. Bütün yanlışları sırf sevdiğimiz için doğru diyoruz. Anam nasıl bir dünya olur? Değişik. Kural olmaz bir kere. Boşver yıpratmayalım kendimizi bu konuda. Evet ben susuyorum. Estağfurullah. Peki şöyle Nagihan'la ilgili veterimizi izleyecek miyiz? İzleyelim. Peki Survivor'ın gelmiş geçmiş en başarılı yarışmacılarından Nagihan dahi göz yaşlarına hakim olamadı. Bakın neler yaşadı. Nagihan bugün de olmadı. Artık günden güne gücümüzü kaybediyoruz. Oyuna çıkıyoruz. Alacağız diyoruz. İnanıyoruz. Ama bir türlü oyun gelmiyor. Artık gerçekten sinirlerim bozulmuş durumda. Kendime hakim olamıyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Burada en iyi yaptığım atıştan artık yapamaz hale geldim. Bundan sonra ne olacak halimiz bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Şimdi aslına bakarsanız bu isyandan sonra konsey yaşandı ve konseyde ortaya çıkan talep belli. Dolayısıyla bir yan ekran sorumuz var sizlerle paylaşmak istediğimiz ve ilerleyen dakikalarda da akıbetin detaylarını sizlerle paylaşacağımız. Cumali ünlülere geçerse gönüller daha fazla oyun kazanırmış şeklinde bir soru yönelttik sizlere. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Bu önemli. Konuyla ilgili yorumlarınızı reklam sonrasına saklayacağım ama Nagihan'la ilgili görüşlerinizi alayım. Yani kız onu söylüyor. Benim sosyal medyaya bir çocuğum bir tanesi enteresan bir şey yazmış. Ya verin şunlara diyor bir öğün yemek normale dönsünler diyor ya. Hani artık çok kolay. Yani yemedik diyorlar tamam, ya. Tamam biz görmedik tamam verin. Yani o kadar isyan etmiş artık ya. Verin şunları diyor. Karadeniz'dir o kesin. Nagihan sen ne diyeceksin İhsan? Ya psikolojisi bozulmuş. Gitmiş. Belli ki işte tam o toplantı yaptık diyor ya. O toplantı evet, evet. Bunun akabinde oluyor. Muhtemelen. Oradan da konseye gidiyorlar. Zaten konseye de teklif geliyor.
Yani şu psikoloji zaten o toplantıyı yapar. Yılmış inancını en iyisini aynen yapamıyorum diyor ya. O bir de hani değiştirme nedeni şuydu kadının takımı. Ben oynamıyorum. O hırsızdaki, egodaki bir kız. Ben bittim diyor ya. Hatırlasanız da Nagihan ilk öteki takıma geçtiğinde ben bundan sonra her şeyde daha Hilmicem evet yok, Murat yok, Damla yok, hiçbiri yok. Dokunulmazlığı kazandılar evet ilk dakikada o heyecanla, sonra git der. Şu halde. Aynen. Şu an Nagihan'ın yeah geldiği noktaya bakın. Peki bir reklama gidelim biz ama yan ekranı lütfen sizler yanıtlayın. Reklamlardan sonra yan ekranın sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha hatırlatayım. Cumali ünlülere geçerse gönüller daha fazla oyun kazanır mı? Evet, hayır seçeneklerimiz. Reklamlardan hemen sonra da bu konuyla ilgili bir açıklamamız var. Son dakika. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Acun Ilıcalı, Gönüller takımının Cumali'nin Ünlüler takımına geçmesi talebiyle ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Gönüller takımını güçlendirmek istedik. Birazdan Survivor Panorama'da. Survivor 2018'e Gönüller takımından veda eden isim. Gönüller takımından hangi isim Survivor'a veda etti? Nagihan'dan herkesi şoke eden teklif. Cumali'ye karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Cumali Ünlüler takımına mı geçiyor? Karar takımın içinde verilmişse saygı duyuyorum. Son dakika. Acun Ilıcalı, Gönüller takımının Cumali'nin Ünlüler takımına geçmesi talebiyle ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Gönüller takımını güçlendirmek istedik. Birazdan Survivor Panorama'da. Survivor Panorama ile karşınızdayız efendim. Yorumlarınızı, sorularınızı reklam arasında da sıklıkla okuduk. Az sonra onlara da aydınlık getirmeye çalışacağız ama yan ekran sorumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Oylamamız henüz kapanmadı. İlerleyen dakikalarda da Acun Bey'in bu konuyla ilgili açıklamasını sizlerle paylaşacağız deyip yan ekran sorumuzu hatırlatıyorum. Cumali, ünlülere geçerse sizce gönüllüler daha fazla mı oyun kazanır? Evet, hayır. Oylamanızı rica ediyoruz. Onun üzerine de sohbetimizi sürdüreceğiz deyip Funda'nın vedasına geçiyorum. Ne diyorsunuz Funda'nın vedasına? Beklediğimiz bir şey miydi, değil miydi? Cumali olmayacağını az çok tahmin ediyorduk yani, ama iki kız arasında gidiyorduk. İhsan bize dün çok güzel izah etti neden olamama ihtimali olduğu konusunu. O yüzden ikna oldum. İkisi arasında... Ya Funda şey bir kızdı yani, bir sporluğuyla bağdaşmayacak bir tavrı tarzı vardı. Yani bir nezaketli, ince sesli falan böyle. Narin gibi ama boksör müydü? Tekmanda boksör mü? Hiç dövüş sporu. Dövüş sporu. Fark yarattı bence. Hani çok böyle şey değil. Hani bir Sema, bir Nagihan, bir Damla gibi değil ama hani iyi performansı kötü değildi diyeyim. Anıl takıntısı dışında onun. Dengeli de buldum. Naif bir kızdı da. Yakışıyordu Survivor'a yani. Gönüllere ne kaybettirir Funda'nın olmayışı? Kaybettirir ya. Yani zaten hani onların minicik bir enerjiye bile ihtiyacı varken, hani kazanma anlamında diyorum. Katkıya ihtiyacı varken onlara aralarda ciddi katkı sağlayan hanımlardan bir tanesi. Ne kaybettiler yani? Hani en azından şöyle diyelim, nasıl bir kayıp olduğunu anlamak için, ondan daha kötüsü vardı performans anlamında. O kaldı. O kız ondan daha iyi performans olmasına rağmen maalesef elendi. Dolayısıyla gönüllüler ne kaybetti dersen bir katkı kaybetti yani. Biz bu sezon nasıl başladık? Hani doğru eksilme cümlesiyle başladık tabii, değil mi? Doğru eksilme, bu konu ne tabii güzel dedik ya falan. Doğru eksilmeyi gönüllüler ne kadar yapabiliyor sizce? Bence hiç yapamıyor. Burada üstad. İhsan. Ona, o ninja kaplumbağalarda bir tane üstad vardı ya, böyle duruyor. Her şeyi ona ninja soruyorlar. Ninja kaplumbağalar 1990'da kaldı galiba. Biz evet, o, ama onu yeni revize ettiler. Biliyor. Öyle mi? Aa, bak ben onu kaçırmışım. Oo, inanamaz. Daha neler diyorsun? Onun gibi. Üstad'a soralım. İhsan'cığım. Şimdi bu üç aday içerisinden hangisi gitse gönüller için hayırlı olur desen, ben Cumali derdim. Sonra Yağmur da gitse aslında biraz olabilirdi ama Funda değil derdim. Bak. Şimdi, Funda'yı ben çok eleştirdiğim zaman oldu. Neden? Çünkü Funda bizim İstanbul'da yaptığımız testlerde birinci. Açık ara birinci olarak bu yarışmaya katıldı. Çünkü yani... Açık ara? Tabii yani testlerde mesela belli oranlar var. Aa bu kız çok iyi dediklerimiz var. Çok iyi dediklerimize bile fark attı. Şimdi bizim parkurumuzda su yok falan vesaire ama
Sonuçta Funda inanılmaz hızlı, inanılmaz iyi bir sporcu. Ve dolayısıyla Funda'dan beklenti yüksekti. Bence beklentiyi de karşıladı. Çünkü All-Star'a karşı, Sema'ya, Nagihan'a, Merve'ye karşı başladı yarışmaya. Ve ortalaması iyi gitti. %50'nin üstünde gitti. Dolayısıyla ben Funda'yı hani en azından şu açıdan çok beğendim. Bizim İstanbul'daki testimizle Survivor'a koyduğumuzda çok iyi oldu. Bu ikisi eşleşiyormuş bak, diyebildim. Bak İhsan'dan şu ana kadar anladığım ciddi kayıp oldu şimdi. Hı-hı. Bak ben hani acaba mı diyordum şimdi ciddi ama kayıp. Ama şu var. Ben niye eleştirdim Funda'yı zamanı gelince? Funda'dan benim beklentim parkurlarda daha fazla ön planda olmasıydı. Ama o bir yerden sonra işi bıraktı. Yani başladı bir muhabbetin içerisine girdi. Yağmur'la başladılar. Onu bunu eleştirmeye başladılar. Fazla konuşmaya başladılar. Yağmur'la farkı da şuydu bence. Şimdi ben izliyorum. Mesela Yağmur'un tepkisi herkese. Karşı takıma da bir tepki veriyor. Takım içerisinde de bir genel ses çıkartıyor. Bir tavrı var. Funda tepkisini röportajlarda dile getiriyordu. Doğru. Yani ada hayatında ben Funda'nın fazla tepki verdiğini görmüyordum. Doğru. Vardı bir düşüncesi, vardı bir şeyi. Ama geliyordu röportaja. Ben bundan sonra Best of'ta Nagihan'ı oynatmayacağım. Göreceksiniz diyordu. 3 dakika sonra Best of'u izliyoruz. Nagihan ben oynayacağım diyor. Çıt çıkmıyor. Nagihan çıkıyor, oynuyor. Funda sen şimdi röportajda dediğini yapmayınca biz de kalkıp burada ne diyorduk? Eleştiriyorduk. Tabii. Yani röportajlarda beklentiyi karşılıyordu ama ada hayatında beklentiyi karşılamıyordu. Parkurlarda beklentiyi karşılıyordu ama parkurda su olunca beklentiyi karşılamıyordu. Ben ne olursa olsun Funda'nın gitmesine çok üzüldüm. O dediğimiz şey doğru eksilme maalesef Funda'nın gitmesiyle olmadı. Funda'nın gitmesi gönüller takımına zaten ihtiyaçları vardı. Çok büyük zarar verdi. Buyurun işte. Acaba o havuz problemleri yani havuza giremiyor olması ya da ada yaşantısındaki tutumu yüzünden mi konseyde biz mesela Funda'nın adını gördük? Onu da bir konuşalım isterseniz. Niye mesela daha önce gitmesi gereken kişiler var diyorsak? Gruplaşmadan dolayı Funda'nın adını gördük. Hakan'la biri olduğu için evet, mi? Evet. Yani şimdi orada bir gruplaşma oldu. Hakan'ın çevresinde oluşan 3 kişi de yazıldı. Aynen. Hakan'ın çevresinde bugün ben olsaydım ben yazılacaktım Funda'nın. Yani eyvallah. Kim olsa o yazılacaktı. Dolayısıyla o adadaki diğer 6 kişi oradan yana tercih kullandılar. Yoksa performans için kimse Funda'yı yazmadı veya adada yaşadıkları için. Çünkü adada da Funda kimseyle çok ters düşmedi aslında. Ama Funda'yı gitmez diye yazdılar. Muhtemelen ya Yağmur gider ya Cuma Ali gider kafasıyla yazdılar. Ama Funda'ya burada şöyle yazık oldu. Daha yani çok erkendi. Funda'nın da gönüller takımına vereceği çok şey vardı. Ben üzgünüm o konuda. İşte Nagihan da bunun üzerine zaten hani sonrasında açıklayayım dedi ve pişmanlığını dile getirdi ya. Yani yazanlardan biri de kendi. Benim. Suçlu hissettim. Ama işte belli olmuyor. O potu işini çözebilene aşk olsun yani. Aynen. Ama şu önemli bir ayrıntı Hakan'ın etrafındakiler hep potada. Ne diyorsun Hakan? Bu gerçekten bilerek yapılmış kaleyi yıkmak için bir adım mı? Yok mu Zübe? Yani şimdi ne ekiyorsan onu biçersin. Yani diyorum ya rüzgar eken fırtına biçer. Şimdi sen bir grup kurarsan karşı tarafta bir grup olacak yani. Hı. Kendiliğinden bak bu merank oldu aslında bakarsan. O kurmuş olduğu Hakan'ın grup en çok ona... Onunla anlaştığı insanlardan biri olan en azından Funda'ya zarar verdi işte. Hmm. İhsan'ın da dediği gibi. Şimdi İhsan anlatınca ben şöyle daha çok etkilendim. Doğru söylüyor. Yani zaten biz programın bu bölümüne kadar seninle hep beraber üçümüz şeyi aradık. Ya bunlar nasıl kalkabilir ve bulamadıkça da ne yapacağız dedik. En son şöyle bitirdik reklama giderken. İnşallah maşallah ne yapalım dedik. Şimdi geldik elemede de mevcut yetersiz olan kuvvetlerinden ciddi fark yaratacak bir kayıp daha olduğuyla karşı karşıyayız. Ve bunlar zaten bunu dile getiriyorken bir de bu eksikle çıkacaklar bu akşam. Bir hortum var içe çekiyor hepsini. Gerçekten bak. Yani, peki ne diyoruz biz? Bir ihtimal kalıyor diyoruz. Bir tane acaba mı kalıyor? Acaba bunların %100 yapmış oldukları yanlış stratejilerden vazgeçerek en azından bir arada kazanmak için İçlerinde biriktirdikleri, kendilerini haklı buldukları o detaylardan soyutlayarak, şöyle birbirlerine sarılarak motivasyon ve doğru strateji eşleşmeyle aşabilirler mi falan diyoruz. O sinyal yok. Mevcut potansiyelden de erimeye başladılar. Sonlara hayır olsun deyip öyle bağlayacaksın gibi. Aynen. Peki bu senin söylediklerinin Nagihan'ın bir çözümü var biliyorsunuz. Evet hepimiz. Güne, geceye, haftaya damgayı vurdu. Evet Nagihan dedi ki sizler de biliyorsunuz Cumali All-Star'a geçsin. Bakın detaylarında ne var. Oyun bittikten sonra herkes artık ağlama modunda. Neden kazanamıyoruz? Biz bir hafta önce All-Star takımındayken birinciydik. Buraya geldik. İşte artık yemek de yiyemiyoruz. Bunu diyen arkadaşlarım da var. Ve
güzel bir konuşma yaptık. Bu konuşmaya Hakan dahil olmadı. Çünkü konuşacak olduğumuz konu birazcık uç bir nokta olabilir sizin için. Cumali arkadaşımızı çok seviyoruz. Ara ara sürprizler yapıyor, takıma katkısı oluyor ama genel anlamda katkısının olmadığını biliyoruz. Ki kendisi de zaten dün ben sporcu değilim, çok baş edemiyorum gibilerinden söylemleri de olmuştu daha önce. All Star takımı çok güçlü, özellikle erkekleri. Hani sizden bir ricamız olacak, bunu değerlendirirseniz tabii çok seveceğiz. Yani Cumali'yi biz 2 ay misafir ettik. Yani dilim varmıyor aslında ama çok saçma gelebilir. Birazcık ayaklanabilmemiz adına All Star takımının da hani bunu biraz daha anlayışlı karşılayıp Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Bunu değerlendirmenizi istiyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Buna dediğim gibi Hakan'ı dahil edemedik çünkü aralarındaki bağ çok güçlü. Çok üzüleceğini de biliyorum. Ama gerçekten anlayış göstereceğine de hiçbir şüphem yok. Yani biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ama Cumali'nin yani performansı olarak düşük olduğundan kaynaklı birazcık ben da. Ben de aslında şöyle düşünüyorum açıkçası. Gönüllü takımı 10'a 8-19'lara kadar da sayı aldığına göre bir oyunluk bir fark var. Bilemiyorum ben şimdi hani 10'a 8, 10'a 9 ve çok iyi gördüm aslında. Hani haftada çok oyun kaybettiniz ama 10'a 7'den aşağı bir tane oyununuz var. 7, 8, 9 aldınız. Hani son bir yumruğu vurabilirsiniz gibi de geliyor. Öte yandan baktığım zaman sizi haklı bulduğum taraf da var. Yani Cumali dediğiniz gibi sportif testlerden geçmedi. Çok değerli bir kardeşimiz. Ben kendisini çok sevdim burada da. Gerçekten içi dışı bir, çok dobra, o Anadolu masumiyetini üzerinde taşıyan bir kardeşimiz. Ama şöyle bir durum var hakikaten. Yani sportif testlerden geçip de en iyileri bulduğumuz yarışmacılardan biri değil Cumali. Ben sanki 10'a 8, 10'a 9'dasınız. Cumali ile beraber de kazanabilirsiniz diye düşünüyorum ama bu benim görüşüm. Sizin görüşünüz de önemli. Ümit bir şey söylüyor. Acun Bey biz bir takımız. Biz dışarıdan her misafiri başım üstünde yeri olur. Bunu bilsinler. Bizim için hiç önemli değil. Biz bir savaş veriyoruz burada. Bu savaşı Cumali ile de veririz. Cumali'siz de veririz. Bizim için önemli değil. O arkadaşlar öyle bir karar alıyorsa biz üzülüyoruz hakikaten. Onların adına üzülüyoruz ama biz Cumali'ye kapımızı açarız yani. Bir de tabii Cumali'ye sormak lazım. Cumali sen neler düşünüyorsun? Acun abi, karar takımın içinde verilmişse saygı duyarım. Yani çok duymak istediğim şey Hakan abinin dahil olmaması. O da çok hoşuma gitti. Funda da çıkıp gitti zaten. 3 kişiydik ben. Yani öyle görüyordum. Bu evli çiftlerin birbiriyle anlaşamaması gibi bir şeydir. Zorlamanın bir alemi yok. Gerçekten söylüyorum. Yani bu akşam olsun bitsin diye düşünüyorum. Şimdi talebi anladım. Buna ben bireysel olarak evet ya da hayır diyemem. Ben bununla ilgili hani evet hayır deme şansım yok. Yani değerlendirmemiz lazım. Açıkçası arkadaşlarla bu akşam ben o zaman toplanacağım. Kararımızı da en kısa zamanda size ileteceğiz. Son dakika. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilme imkanımız var mı? Acun Ilıcalı, Gönüller takımının Cumali'nin Ünlüler takımına geçmesi talebiyle ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Gönüller takımını güçlendirmek istedik. Birazdan Survivor Panorama'da. Olaylar olaylar, artık işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tek çare Cumali'nin All-Star'a geçmesi olarak görünüyor ve Nagihan diyor ki, yani söylediklerini zaten izledik ama hepimize bir soğuk duş etkisi baktığın zaman. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu Hakan? Yani ne yaşanacak bundan sonrası? Bir adım ötesinde ne olabilir daha? Ben önce üstattan başlayayım. Peki. İhsan'cım. İhsan'dan hakikaten öğreniyorum. Hoşuma gidiyor değişik bakış açıları. İhsan'ın yorumunu yorumlamam tamam. Daha
hoş olur. Şimdi tam uyuklamak üzereydik akşam. Kim diyecek merakla sonra reklam bitmiş böyle tam böyle Nagihan'ın açıklaması az sonra falan birazdan derken. Birazdan girdi ben de öldüm. Ondan sonra böyle bir mesaj. Özellikle Instagram'dan bana böyle DM, böyle yazıştığım fan gruplarından bazıları vardır. Eyvallah. Merak eden insanlar vardır. Survivor'ı iyi izleyen. İzleyen, takip eden. Böyle yorumlarına duydum, okuduğum insanlar var. Ve cevap yazdığım insanlar da var. Şimdi izledim. Tabii ki ben de anlamadım ilk başta ne oluyor falan, niye böyle oluyor falan. Bir çıkış arıyor belli gönüllüler. Bir tepki de var böyle bir isteğe karşı. Ondan sonra bir sevinç de var. Mesela baktığım zaman bana gelen mesajlardan evet böyle olması lazım diyen de var. Yok canım bu nereden çıktı falan diyen de var. Benim böyle bir 5-10 dakika düşündükten sonra kendi nacizane fikrim bu olabilecek bir şey. Yani Cuma'nın karşıya geçmesi şimdi iki takımın eşitliğini düşünürse bu takım hani daha Hilmican bugün röportajına diyor ki Cuma'yı bizdeyken biz ya -1'e -2 ile başlıyoruz. Aynen. Otomatikman sen eğer Cuma'yı gönderemiyorsan karşı tarafa gitmesi durumunda da şimdi belli. Diyorlar ki oylamadan sonra bir şey konuştuk biz aramızda ondan sonra size bir teklifimiz olacak. Cumali gitmezse diye. Cumali de gitmiyor. Teklifimiz şu. Cumali karşıya geçsin. Bu ne demek? -1, -2 ile başlamak demek değil. Hani ortalama. +1 ile. +1 ile +2 ile başlamak demek. E tabii şimdi ben de gönüllerde olsam. Kim istemez? Nagihan gibi böyle bir daha önce taleplerim dile getirildiğinde kabul edilmiş olsa böyle bir şeyi ben de talep ederim. Yani şimdi ben Nagihan'a suç bulmuyorum burada. Herkes talep eder. Herkes talep edebilir. Aslında kötü bir talep de değil. Mantıklı bir şey baktığın zaman. Çünkü yani gerçekten +2 başlayacaklar. Hem eksiği yolluyorsun. Evet. Bir de o sana artı olarak dönüyor. Sürprizi bekliyorlar. Cumali'den alacak bir sayı her zaman sürpriz. Biz burada konuştuk ama. Peki. Ama benim cevabım şu oldu Instagram'da çoğu insana. Bence bu teklif kabul edilmez. Ay neden? Niye? Bu teklif olmasaydı ileride bir zamanda bu kadar erken de değil bunu prodüksiyon isteyebilirdi. Derdi ki arkadaşlar biz şöyle bir karar aldık. İşte bu takımdan Cumali ve bilmem neyi ve bu takımdan bilmem neyi tekrar bu tarafa geçiriyoruz diyebilirdi. Bunu yaptılar mı daha önce? Yaptılar. Yap. Daha önceki senelerde de yaptılar. Mesela birleşme zamanında zaten bunu dile getiriyorlar. Olur olmaz bilmiyorum ama takımlar birleşme partisinden sonra takımların eşit olmasını istedikleri için öyle revizyonlar yapılıyor. Daha önceki senelerde bu sene yapılır mı yapılmaz mı bilmem. Bunun bir kere sinyalini vermişler Cunay ama zaten takımları bir daha bir eşitledikleri için olmaz. Ondan sonra biz burada takımların eşit olup olmadığı üzerine konuştuğumuz zaman biz hala takımları eşit görüyoruz. Sıkıntının Cumali üzerinde veya bir başkası üzerine değil de mesela Yağmur'un oynatılmamasını konuşuyoruz. Mesela orada bir kaptan gibi birinin eksik olduğunu veya yanlış seçimlerden olduğunu da düşünüyoruz. Benim fikrim, nacizane fikrim ben bunu kabul edilmeyeceğin yönündeydi. Çünkü bu prodüksiyon yapmıyor. Bir yarışmacı talep ediyor. Yarışmacılar hep böyle şeyler talep eder. Bazıları yayınlanır, bazıları yayınlanmaz. Ben de yarışmacı oldum. Her yarışmacının her söylediği de kabul görmüyor. Mesela ne dedik? Nagihan'ın bir teklifi vardı daha önce. Bu tarafa geçmek istiyordu. Kabul edildi. Ama başkalarının da teklifi vardı. Biliyorduk. Ama kabul edilmedi de mesela. Abi meclise de bir sürü kanun teklifi gidiyor. Aynen. Değil mi yani? Kabul edilen var, edilmeyen var yani. Şöyle yapalım. Yan ekranın sonuçlarını açıklayıp tamam. Acun Bey'in açıklamasına da göz atıp tamam. Senin öyle yorumunu tamam. Alalım. Olur mu Hakan? Olur. Şimdi az önce bir soru sorduk sizlere. Cumali ünlülere geçerse sizce gönüller daha fazla oyun kazanır mı dedik. Oranlar gelsin ekrana bakalım ne olacak. Gerçekten çıkış yolunu Cumali'nin karşı tarafa geçmesi olarak gören bir gönüller takımı var çünkü. Evet %56 hayır %44 çok yakın oranlar. Evet. Yani kararsızlık var değil mi? Bu ne biliyor musunuz abi? Ben size söyleyeyim mi? Cumali ünlülere geçerse gönüller daha fazla oyun kazanır mı? Bu %100 evet abi bunun cevabı. Şimdi buna hayır kim diyor biliyor musun? Kim diyor? Bu şu demek abi. Cumali karşıya geçsin mi geçmesin mi aslında? Evet. Şu anket. Ha eyvallah. Aslında ama kararsız izleyicilerimiz. Bu evet geçsin diyenler bence. Evet geçsin de gönüller de oyun kazansın. Mesela hayır ya. Ben istemiyorum Cumali'nin karşısına geçmesini. Sürünsünler diyorduk. Hayır yani niye kardeşim böyle devam etsin diyorlar. Yoksa yani bu sorunun cevabı %1 bile değil yani. Tabii ki Cumali karşıya geçerse performanslar ortada. Gönüllülerin kazanma ihtimali daha fazla olur. İhsan peki sence geçsin mi geçmesin mi? Evet hayır yanıtını alayım. Süper bir soru sordun be. Hakikaten bak ben soramıyordum ona. Söylese. Ya bak kız rica et. Zaten 40. Şu gönüllerin soruyu. Kazanması için geçmesi lazım. Eyvallah. Sence Hakan geçsin mi geçmesin? Ben hemen şu an ben yollamıştım. Gönüllere gitsin diyorsun. Hemen yollamıştım. Acun abinin açıklamayı. Evet. Realistik çok güzel olurdu. Üstüne konuşalım. Peki. Acun Bey'in bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Kendi Instagram hesabından da bunu paylaştı. Bir izleyelim üzerine sohbetimizi sürdürelim. Biz All Star takımını güçsüz hale getirmeye çalışmak istemedik. İki takımı dengelemeye çalışırken şunun altını çizmek istiyorum.
Gönüller takımını güçlendirmek istedik. Hep kafamızda vardı. 10'a 8, 10'a 9 ve çok iyi gördüm aslında. Hani haftada çok oyun kaybettiniz ama hani son yumruğu vurabilirsiniz gibi de geliyor. Ben sanki 10'a 8, 10'a 9'dasınız. Cumali ile beraber de kazanabilirsiniz diye düşünüyorum ama bu benim görüşüm. İhsan lütfen bize deşifre ver şimdi. Olay ne oldu? Şimdi zaten hani akşam izlerken de ben şunu fark ettim. Acun abi bu konuda çok istekli değil. Hani gelen teklif karşısında şimdi hemen hayır falan diyen bir adam değil. Sen de tanıyorsun. Ben de hayat öyle yaşıyor. Doğru. Her şey yani yarışmacıyı alırken bile bir şey yaparken bile ekibiyle danışmadan kendi başına hareket eden biri değil. Gelen teklifi de değerlendireceğiz diyor ama vücut dili istemiyor. Çok belli ediyor. Mesela zaten tezat olan olaylar var. Burada paylaştığı şey de şu var. Diyor ki Mustafa Kemal'in karşısına geçiyor. Yani Mustafa Kemal'i karşıya geçiren bir yönetim. O zaman Cumali'yi de geçirebilirdi. Hı hı. Mustafa Kemal'i burada tutardı. Aynen. Madem bir tarafı hani dengelemek istiyor. Cumali'yi bu tarafa geçirselerdi, Mustafa Kemal'i bu tarafta bıraksalardı. Bu sefer ne diyecekti izleyici? E tabii bu tarafı sen güçsüzleştirdin. Burada da diyor ki biz bir tarafı güçsüzleştirmek istemedik diyor. Bir tarafının gücünü arttırmak istedik diyor. Yani Hilmi Can, Murat Ceylan, Damla bu tarafa geçiyor. Evet bu çünkü daha önce Survivor'da oldu. Güçlü isimleri bir takıma yollayabilirsin ama güçsüz bir ismi karşı tarafa yollanmadı bugüne kadar. El bombası gibi. Hı hı. Şimdi Cumali'nin de ben o yüzden bugüne kadar yapılmadı böyle bir şey. Cumali'nin de o yüzden böyle bir istekle karşıya geçeceğini düşünmüyorum. Yani demin bana sordunuz geçse mi? Bence de geçse. Geçse de bari takımlar eşit olsa ama ben bunu isteyeceğini düşünmüyorum zaten. Anket yapıyor Acun abi Twitter'da. Diyor ki ondan sonra konserde kendi söylüyor. Takımları dengeli buldunuz mu? %55, %45 evet çıkmış yani. Bu ne demek diyor? Zaten takımlar dengeli. E, o da okey. Şu an herkes takımların dengeli olduğunu da düşünüyor. Kendisi de dahil. Üstüne ilk Nagihan böyle bir teklif sunduğunda aslında 18, 19 diyor maçlar. Hani niye böyle bir şey var gibilerinden de bir şey söylüyor. Ben şunu anladım. Bu açıklamayı da yaptığı için ben Acun abinin isteksiz olduğunu tahmin ediyorum. Ama son sözü yine oradaki yönetim söyleyecektir. Ben buraya sabah gelirken bana bu soruyu soracağınızı biliyordum. Hani geçme ihtimali nedir deseniz ben %30 Cumali'yi karşıya geçirirler diyordum. %30? %30. Yani %70 geçirmezler. %30 karşıya geçirirler diyordum. Şimdi şu açıklamadan sonra yani geçme ihtimali %15. Ne diyorsun? Yani Perşembe günü hala biz Cumali'yi karşıda görebiliriz. Peki ben sana farklı bir soru sorayım. Hatta ikinize sorayım. Hı. Empati yapın. Cumali'nin yerine kendinizi koyun. Takım kararıyla kötü performansından dolayı karşıya yollanmak istenmiş bir insan olarak artık bu saatte orada olacaksın. Bir kere bu şu gerçek. Her potaya çıkışlarında seni o takım doğal olarak yani senin performansından bütün sorunu sana yükledikleri için yazacaklar bir kere. Yani. Cumali her dakika artık niye potadayım demeyecek. Bir. İki, hani kendi takımın tarafından performansın nedeniyle dahi olmuş olsa takımda görünmeni istenmemek ne gibi etki yapacak sizce onda? Ben çok güzel soru bak. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi Cumali karşı tarafa geçme ihtimali zayıfladı ama şu açıklamadan sonra. Cumali karşıya geçerse bir Cumali çok büyük bir avantaj elde eder Survivor'da. Neden? Bir kere Cumali ile Hakan birlikteliği dağılacağı için ikisinin de birbirine zarar verdiğine inanıyorum ben. Bu fikirde ben netim. Ben Hakan'ın ne yapacağını da merak ediyorum. Hakan Cumali'ye zarar veriyor. Hakan Cumali'ye zarar veriyor. Bak %100. Cumali çünkü doğal olamıyor Hakan yüzünden. Cumali de Hakan'a zarar veriyor. Her zaman onların arkadaşlığı acaba stratejik mi? Acaba bilmem ne mi? Biz aynı fikirdeyim. Yani şöyle bir tarihi fırsat var ikisi için. Cumali karşıya geçerse Cumali'nin önü açılır. Dediğin çok doğru. Hep aday olacaktır orada. Ama hep o adaylıklardan kuvvetlenerek çıkacaktır o potalardan. Cumali'nin ünlülere geçmesi durumunda. Hep gerilim olacak belli ki değil mi? Evet. Ve Cumali daha doğal davranacak. Orada artık Hakan olmayacak. Onu yönlendirdiğine kimsenin inanmayacağız biz de. Dolayısıyla Cumali kendi Cumali olarak kalacak. Ve bence güçlenir gider bunun. Hakan da bence çok rahat eder. Hakan da rahatlayacak. Hakan da mı rahat eder diyorsun? Tabii. Hakan da yüzünü rahat. Hakan bireysel kalacak. Ağlayacaktı çocuk orada çünkü neredeyse. Şey gibi oldu şimdi artık Cumali üzerinden Hakan'ın da taşıdığı bir takım sorumluluklar var olduğu evet, için. Evet. Şimdi Hakan şunu yapmak zorunda. Bir kere konseyde tatmin etmedi sahiplenmek adına. Ama muhakkak eğer gitmemesi durumunda Cumali'ye karşı takınılan bu tavırın karşısında bir reaksiyon göstermek durumunda kalacak ve takımın zaten bu kararından kaynaklı gerilimi sürekli kendisi yaşamıyor olmuş olsa bile vay Cumali'ye niye böyle yaptınız, vay Cumali'ye niye böyle dediniz, Cumali doğal olarak sorgulayacak beni niye istemediniz diye. Hakan kendi kendine o priplerin içine girecek. %100 İhsan'ın dediği gibi her ikisi de yıpranacak. Giderse de sorun, gitmezse de sorun. Buradan onu anladım sizin söylediklerinizden. Ben giderse sorun demiyorum. Giderse daha hayır olacak. Giderse Hakan'a da Cumali'ye de çok büyük artı.
Bence de. Cumali'ye de Hakan'a da çok büyük artı gitmesi. İhsan'a gitmesi kime artı? Gönüller takımına artı. Cumali karşıya giderse eksi birle değil. Hani ortalamayı düşünüyoruz. Şimdi biz Cumali hep kaybediyor diye çocuğun da hakkını yemeyelim ama ortalama var. Şey var. Önümüzde istatistik var. Belli ya. Yani eksi bir veya eksi iki ile başlayacağın maçlara artı bir ve artı iki ile başlarsın. Ünlüler bundan çok zarar görür mü? Bence ünlüler biraz zarar görebilir. Ümit'in oradaki ifadesi güzel değil miydi ama? Yani Ümit'in... biz herkesi kabul ederiz. Bir de Mustafa Kemal gibi bir gerçek var. Unutmayın lütfen. Yani hani adam yıldız ya, oldu. Performans birincisi. Ümit Karan'ın orada başka bir derdi var bence. Ne? Ne? Hakan'a karşı. Yok şimdi şöyle. Şimdi takımlar yendikçe... Yani bir takım yendikçe bir şeyler oluyor, tamam. Yeniyorlar karşıya Nagihan gidiyor. Yeniyorlar Hilmi Cem'i dalmayı kaybediyorlar. Doğru. Kardeşim dedi, tamam biz Cumali gelsin bizden kimse gitmesin dedi Ümit de. Kapımız açık dedi. Siz böyle şey düşünüyorsunuz. Almayın, yollayın. Ha, bizden Adem'i falan almayın, Tur abi falan almayın. Siz bize yollayın abi, sıkıntı yok dedi. Bu kadar özgüvende. Ümit'in de. Yani artık şeydeki, söyleyecek söz yok. Şimdi bu Tur abi dedi ya, oraya giden bitiyor, buraya gelen açıyor falan. Şimdi... Cumali'yi de yollayıp düşsene Cumali'nin 4'te 4 yaptığını falan. Mustafa Kemal bu kadar yüksek performansla mıydı? Hayır, Cumali de olursa olur yani. Düşünebiliyor musun ama? Hiç o zaman boyu Acun buradan bir şeyi gönülleri toplu böyle. Yani, topla eseme. Topla eleme. 206 ile falan yollar. Topla eleme. Herkes meşaleleri alacak oradan yürüyecekler. Aynen. Yangın çıkar. Şimdi de bir okuyalım da izleyicilerimiz bir kez daha görmüş olsunlar. Hem Sema'nın durumuyla ilgili de bir bilgi var. Şimdi ekrana yansıyor. Benim bu konudaki görüşüm belli. Voleybol oyununda Cumali mi vardı da gönüller kaybetti. Sema'nın mide problemi vardı. İyileşti. Dünkü oyunda oynadı sevgiler. Sema ile ilgili böylelikle net bir bilgiyi almış olduk. Ben bir sana bir soru sorayım daha sonra. Dünkü oyunda oynadı derken demek oyun oynanmış. Oynanmış. Demek Cumali karşıya gitti mi gitmedi mi? Belli. İnsan bir arasana Dominik'i ya. Bir öğrenelim ya. Ben yayından sonra teşekkürler. Bir arada öğrenelim. Bir soru sorayım. Mesela 3 oyunda kaybetseler. Gönüllüler mi? 3 oyunda. Yani hafta sonuna kadar kaybettiler diyelim yani. Evet. Doğal olarak. Cumali de dokunulmazlığı aldı yine. Cumali'nin gönüller olduğunu düşünüyorsun. Öyle varsayıyorum. Yani normal her şey onunla gidiyor. Yani her şey sıradan 10 günden beri devam ettiği gibi gönüller kaybetmeye devam ediyor. Cumali de dokunulmazlığı alıyor. Kim gidecek abi? Kim ya yani? Bir de öyle bir yağmur yazacak. Facia abi. Ötesi yağmur bir... artık. Yani düşünebiliyor musun? Yağmur artık orada hep. Evet. Biz her hafta hani yağmuru duyacağız. Öyle değil mi? Tabii yani zaten hani ünlüler bir tane dokunulmazlık kazansa, bir tanesini kaybetse mesela, burası bir tane kazansa mutlaka yağmur yazılacak. Hakan senden tam yorum alamadım bak yalnız. Cumali gidecek mi gitmeyecek mi ben, sence? Ben bir saniye düşünmeden yollarım. Hayır. Alan bak şimdi. Bunlar yollamak istiyor. Ünlüler almak istiyor. Cumali yazık ne yapar? Cumali de diyor ki yani karı kocalıkta bile anlaşıyor. Herkes razı. Seyircinin yüzlük 50-50. Yani ne zararı olur ki? Seyirci de aslında rekabet istiyor. Evet. At abi oraya bir de görelim bakayım orada ne oluyor yani. Bir de olursa artık gerçekten. Şimdi yani ama bütün şu anda var ya ben sana söyleyeyim orası yanacak yangın yeri olacak bir kere yani. Hakan'a el bombası oldu. Gitse de gitmese de bir şey oldu orada. Evet. Gitse de gitmese de aynen insan evet, bir olaylar olacak orada. Aynen. Hakan ve Cumali'nin arkadaşlığını bu olay nasıl etkiler? İşte dedim ya yani el bombası Hakan yandı. Yani Hakan'ı zaten en çok bizim eleştirdiğimiz konu. Hakan'ı özellikle... Cumali'ye sahip çıkış şeklini samimi bulmayıp onunla alakalı tasarruflarını eleştiriyorduk biz. Mesela diyorduk ki madem takım diyorsun niye Cumali'yi yazmıyorsun da kardeşim Anıl'ı yazıyorsun hem takım deyip performans. İşte efendime söyleyeyim Cumali'nin polemikleri ve sahip çıkışına inandırıcı bulmuyorduk gibi gibi. Şimdi daha herkes tarafından kabul gören ve tek sorun rekabette tanısı kabul edilen bir Cumali artık kucağında duruyor. Hayır. Şimdi ne dese ne yapsa Hakan polemik ol. Ve o negatiflikten o çocuk da nasibini alacak. Cumali için de çok zor. Benim de size bir sorum olacak. Hadi evet. Bakalım. Son 30 saniyedeyiz ama. Şöyle bir peki Cumali karşıya geçerse. Evet. Ünlülerden gönülleri biri geçer mi? Niye geçsin? Yok artık ha. Ben niye geçerim. Niye hani niye geçsin sayısal ki? Sayısal bir şeyden dolayı. Bu taraf çünkü bir kişi eksiliyor. Ay yok artık insan beynimizi yakma şimdi. Geçmez herhalde. Hakikaten. Ha. Yani, niye ama yani Cumali buraya geçerse buraya da bir geçmiş şart şey değil mi? Sayı mı dengesiz oluyor? Sema geçiyormuş mesela yani. Sema bak parla gelir. Damla orada. Tabii on olmaz. Çok iyiydi. Oradan ben olsam Adem'i alırım. Ademciğim. Ay tamamen farklı bir boyuta gel. Sence olur mu insan öyle ölümlü şey? Ölümlü dünya ya. Olur mu? Ya hayır. Yani eğer, artık soramıyorum şimdi, bile. Şimdi bir taraf 9 bir taraf 10 kişi ya. Evet. Şimdi buradan birini aldın. Bu taraf 11 oluyor. Bu taraf evet. 8 kalıyor. Birini buraya atarsın herhalde.
Anladık artık. Mustafa Kemal geri diyor Adnan bak. Mustafa Kemal geri gelsin diyor izleyicilerimiz. Ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Diyor ya. Survivor şimdi başlıyor. Evet. Perşembe günü Survivor başlıyor ona göre. Peki, bu akşam da TV8.30'da Survivor'ın yeni bölümü var deyip reklama gidip sonra devam edelim. Karşınızdayız. Evet, Survivor'da yeni bir dönem başladı değil mi? Aynen. İki ay sonra yeniden kartlar dağıtıldı. Survivor yeni başlıyor arkadaşlar. Onu ya. Çılgın Sedat'a selam söyleyelim. Biz izliyormuş. Selamlar. Onun da... Her an girebilir. Çılgın Sedat. Değil mi? Abi, şu an... Çıldıra çıldıra. Şu an ne oldu? Bana abi deyin falan. Onu da enteresan. O da diyor ki bütün problem diyor Ümit Karan gibi bir kaptan olmaması diyor. Gönüllerde. Evet. O da öyle bir... Bu da bir yorum. Şey yaptı yani. Yorum yaptı. Yani. Hakan'la Ümit Karan mı yerleştirse? Bak şimdi. Neyse tamam. Bunları sonra konuşuruz. Yarın sen bizimle yok musun İhsan'cığım? Evet canım benim. Hemen istemiyor. Biraz dinleneyim. Ben günleri karıştırdım. Evet yani İhsan başka bizimle işler var falan. Değil. Çok teşekkür ediyoruz ama senin varlığın bize yetiyor değil mi Hakan? Ayağına emeğine sağlık ya. Aynen. Enerjisi Allah eksik etmesin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Ama Survivor Panorama devam edecek. TV8.30 ekranlarında saat 16'da. Öykü Serter, Kemal Özcanlı, Yunus Günçe ve konukları İpek'le birlikte diyoruz. İzninizi istiyoruz. Akşam da saat 20'de TV8.30'da Survivor'ın yeni bölümü var. Hoşçakalın.